çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Cemil. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? İyi misin? İyiyim, eve yürüyorum. Herkes seni arıyor sabahtan beri, haberin yok mu? Vallahi bütün aile perişan oldular ya. Herkese eziyet verdin. Yazık, günah. Vallahi hiç haber de vermemişsin. Sen böyle yapmazdın. Aman bana ettikleri eziyetlere saysınlar Cemil. Ne yapayım yani? Sabah iş yerine gittim, telefonumu bıraktım falan. Şimdi eve yürüyorum, ne var? Allah Allah. Sen hiç böyle umursamaz davranmazdın, bak haberin olsun yani. Neyse, ben bırakayım seni eve istersen. Aman yok, bin yıllık mahallem yürüyorum işte, boş ver. İyi, sen bilirsin. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar, görüşürüz. Filiz'i görmüş mahallede, Filiz geliyormuş. Oh be! Allah'ım ya. Hadi gelsin bakalım, gelsin de bak onunla nasıl ciddi ciddi konuşuyorum ben. Bugün bütün gün bir yandan Nihal'i bir yandan Kerem'i 500 tane tribe soktu bizi. Anacığım delilenme, trip attıran da utanacak kendinden biraz. Hepimiz suçluyuz ya, değil mi? Kız az bile yaptı. Hadi sofrayı kuralım hadi. Az bile yaptı öyle mi? Az bile yaparken başına bir iş açılsaydı ne olacaktı, kim uğraşacaktı? Gene biz uğraşacaktık. Boğulduk ulan bütün gün. Ulan daha gelmedim ya. Geliyor Kiraz, hadi sofrayı kuruyoruz, hadi. Geliyor ablacığım. Senin ne işin var burada ya? Gıkını çıkartırsan gebertirim seni. Karımı getireceksin bana. Ya ben ne bileyim senin karın nerede? Manyak herif. Ne demek lan ne istiyorsun? Ne demek ne istiyorsun? Karımı istiyorum, çocuğumu istiyorum, ailemi istiyorum lan. Getireceksin bana. Ya ben senin karını hiç görmedim bile. Bana ne lan? Bana ne? Sen görmediysen o kara kadın biliyor yerini. Git konuş. Ne yaparsan yap, getireceksin bana karımı. Yemin ediyorum keserim dükkanı seninle. Tamam. Getir karımı bana. Tamam sakin ol. Dur bekle, arayacağım şey, tamam mı? Dur bir sakin ol, bir şey yapma. Ara hadi. Tamam. Söyle gebertecek beni de, getirsin. Kalk.
Öldü mü lan bu? Şşş! Lan! Öldü mü lan bu? Ben gidiyorum beyler ya. Ben duramam abi. Bu saatte ne ekmeği ne bakkalı ya. Ben gidiyorum. Arayacağım. Dur, dur, oğlum, nereye gidiyorsun ya? Dur biz gideriz. Barış nereye gidiyorsun ya? Çıkacağım biri tanıyacak şimdi seni. Ne olacak? Ertan geldi. Ha? Geldi. Geldi bak. Ben geldim. Ne geldi? Merve'ymiş. Ben gidiyorum abi. Böyle olmayacak. Bu ne böyle ya? Kız mahallede dediniz abi. Kız mahallede yok. Anladın mı? Ben geberiyorum meraktan. Bırak beni. Ahmet yürü. Hadi abi hadi. Hadi. Ne oluyor ya? Sen çocukların başına kal, ben geliyorum, tamam? Nereye gittiler ki? Ablamı aramaya. Rahmet, ben bu yoldan gidiyorum. Sen de diğer taraftan git. Bakkalın orada buluşuruz, tamam mı? Ben de çarşı tarafına bakıyorum. Manava falan uğradı belki. İyi, tamam. Ben de şuradan gidiyorum. Hadi Çiçek. Geldim, geldim. Ekmek mi o ya? Başına kesin bir şey geldi Rahmet. Kesin. Çek. Sen koş Cemil'e haber ver. Koş. Tamam koşum. Alo Barış. Ablam ekmekleri düşürmüş ya. Ya bir şey oldu herhalde. Siz koşsanız da bu tarafa. Hadi gelin hadi. Ya of abla ya. Cemil. Cemil. Çiçek. Ya ne oluyor? Nasıl kayıp Filiz anlamadım. Allah Allah, ben şimdi arabayı bıraktım geldim, daha yarım saat oldu ya. Demek ki sen gittikten sonra olmuş böyle. Ekmekleri falan hep yerlere saçılmış. Ne? Kesin başına bir şey geldi Cemil. Bir şey yap Cemil. Kumar olayım, bir şey yap hadi. Tamam, bulacağız. Üzme canını, tamam. Hadi. Allah Allah. Ya ben gel arabayla bırakayım seni eve dedim. Yok 40 yıllık mahallem, yürürüm ben falan dedi bana. Hah, birader. Ya hemen arama başlatman lazım, Filiz kayıp çünkü. Aynen, mahallede kaybolmuş, bir anons geçebilecek misin sana zahmet? Tamamdır, ben de arıyorum. Hadi sağ olasın, eyvallah. Acaba Cemil, Cemil kaçırmış olabilirler mi kızı, he? Öyle bir şey olabilir mi? Mahallede kaçırmış olabilir mi? Mustafa? Mustafa! Gel bir gel. Lan! Ah! Cemil bunu yapmış! Ay Mustafa bunu yapmış! Bunu yapmış! Gel lan buraya! Allah'ım Cemil nasıl lan? Dur seni. Benim de yok. Cemil! Kaçma lan! Gel lan buraya. Gel buraya. Sakin dur lan! Bırak! Sen bir şey yapmadın be! Bırak! Sakin dur lan! Şöyle. Dön arkana. Dön arkana. Oğlum kıpırdama bak, yakarsın kendini. Getir elini. Kardeşim getir. Ben bir şey yapmadım. Bırak beni! Lan niye o zaman kaçıyordun? Yalan mı atıyorsun lan sen bana ha? Ne yaptı kıza? Yürü lan karakola. Yürü! Cemil! Ay, seni sen! Sen benim arkadaşıma bir şey mi yaptın? Çiçek. Ha? Konuşma. Eğer ona bir şey yaptıysan senin param. Senin param parça ederim seni. Çiçek bir dur, bir dur. Karakola götürüyoruz. Konuştururuz zaten. Ben bekleyemem Cemil karakola. Konuşacak. Ne yaptın kızı? Ben ne yaptım benim arkadaşıma? Ha? Ne yaptın arkadaşıma? Yeter be. Lan. Hem suçlusuz hem güçlü. Ben bir şey yapmadım. Lan yavaş olsana. Ne itiyorsun kızı lan? Sakin dur. Ben bir şey yapmadım. Kendi düştü. Ne? Ne düştü ne diyor? Nerede düştü? Konuşsana! Hayatını kalanını hapiste geçirirsin, yemin ederim. Konuş! Barış! Barış! Burada, burada! Bu yapmış, bu kim? Ne yapmış? Bu!
Bak, ne yaptım lan Filiz'e? Nerede benim karım? Dur, sakin ol. Zaten yer gösterecek. Oraya gidiyorum. Yürü lan. Yürü. Yürü. O kıza bir şey olduğunu soracağım ben sana. Yürü lan. Ya oğlum, öldüreceksin adamı. Her çiçek. Tamam, tamam. Geliyorum. Tamam. Yürü. Nerede Filiz? Filiz nerede? Buradaydı. Ulan ne demek lan burada? Dur, yavaş, yavaş. Ha? Ya yavaş. Ne lan bu söylüyorsun sen? Doğru söyle. Nerede Filiz? Sakin ol. Bilmiyorum nerede. Bilmiyorum. Dur, dur, dur. Sen kim nasıl? Kim ol ya? Kim lan bu? Kim o? Ya Hikmet'i kaçırdı çocuğun babası. Sıkla lan. Lan kim söylüyorsun? Seni bu tarafa bile bana. Konuş. Bilmiyorum. Burada bıraktım ben. Ters yüz konuşuyordu, ittim sadece. Bir şey yapmadım. İttin mi? Böylece bıraktın mı lan? Lan lan! Böylece bıraktın mı lan? Barış, bakın lan! Dur ya! Dur! Bırak lan seni! Oğlum bir dur! Kim lan bu? Efendim Rahmet? Barış, buldum ablamı. İyi, merak etme, bir şey yok. Nasıl buldun? Herif burada bıraktın dedi. Neredesiniz şimdi, yanınıza geleyim. Ya başını vurmuş sadece. Ben şimdi kontrolü hastaneye götürüyorum. Siz direkt eve gidin. Ben geliyorum, benim hastaneye gitmek lazım. Ya ciddi bir şey yok zaten. İçimiz rahat olsun diye götürüyorum. Tamam, ablanı ver bana. Dur. Dur, hastaneye vardık. Arayacağım birazdan. Ne oldu oğlum? Bana bak, ben seninle sonra yazık başlayacağım. Lan! Oğlum bir bekle lan! Cemil, ben de gidiyorum sonra. Tamam, tamam, git sen de hadi. Ya oğlum bir lan! Ya bir dursana ya. Nereye gidiyorsun? Ne? Nasılmış Filiz? Bir şey söyle, öyle git bari. Ya güya iyi diyor Rahmet'e. Ben inanmıyorum. Hastaneye gideceğim. Ya Allah Allah oğlum, gideceğim. Seni orada herkes tanıyor. Nasıl gidiyorsun? İyi, sen iyi gidiyorsun. Ya bir dur, olduğun yerde Allah aşkına. Filiz iyiymiş madem, gelir onlar. He. Oğlum Filiz iyi olsa hastaneye gitmez. Sevmez öyle işleri, anladın mı? Rahmet bana yalan söylüyor. Ya oğlum salak salak konuşma Allah aşkına ya. Ya bu kız, bu çocuk kızın kardeşi işte. Bir şey olsa söyler, niye söylemesin? Kendi perişan olur önce. Hiç. Allah Allah. Hadi evimize gidelim bakalım. Bir de kızın başları yakalanma falan çıkarma Allah aşkına ya. Yani bir şey olsa sesinde bir panik yoktu değil mi? Bir şey olsa söylerdi bana. Yanında Rahmet, sen neye kilitlendin? Bana bak, bana yalan söylemiyorsun, eylemiyorsun değil mi beni? Ya oğlum yürü, saçma salak konuşma ya, yürü. Huy demek kadını eli kaldırmak. Ha bu karısını falan da dövüyor demiştiniz siz. Nereden ben o kadar? Bak beni dinleme, benim sonum bu işte. Telefonu kapatmalar, eve gelmeler. Bak işte sonuç bu. Vallahi bize cezayı vereceğim diye kendini mahvetti kızcağız. Hani nerede kaldılar? Geliyorlardı. Aha ha. Hoş gel bakalım buraya. Soracağım ben seni bak. Haline bak. Gel abla. Olduğu için Medinlemen'in sonunu gördün mü? Ya adam seni öldürseydi? Kim? Ne? Bu Barış ablacığım, bu senin kocan. Çok da olmadı evlendiniz yani, yeni sayılırsınız. Bana bak, kendine gel be. Aa, trip atmanın da bir adabı var ya. Söyle şuna, bağırmasın ya. Bağırma. Söyle şuna. Filiz, kendine gelir misin artık lütfen? Gel ablacığım, ben seni bir oturtturayım da. Ben tabii size şey yapamadım ya. Ne oluyor oğlum? Gel abla, gel. Ya ben size telefonda yani... İyi dedim, geçiştirdim. Gerçi iyi yani, fiziksel olarak bir şey yok. İyi şükür. Neysel olarak var oğlum o zaman. Abi ablam hatırlamıyor ya. Neyi hatırlamıyor? Hiçbir şey. Seni. Seni zaten nereden hatırlasın ya? Ben kendimi zor hatırlattım ya. Geçici bir hafıza kaybı dedi doktor. Ne? Hadi buyur. Ana! Evet. Hayda, olaya bak. Canımın içi, sen beni hatırlamıyor musun şimdi? Abi seni geçtim, mini bolları hatırlamıyor ablam ya. Ha onlar, bu kardeşlerimiz var dedin, onlar değil mi? Neredeler? He var, üçü mini biri tam. He varlar evet, içeride uyuyorlar, ben yarın okul var diye onları yatırmıyorum. Kaldırayım mı? Yok. Gerek yok da. Sen kimsin? Hı, tanıt kendini hadi. Ben Çiçek. Biz seninle hapiste yattık, beraber içerideydik. Ben Çiçek ya. Ben hapse mi girdim? Niye? Ne yaptım ki? Yok abla, senin hapisle alakalı bir suçun olmadı yani. Niye hapse girdim o zaman? Ya yok Filiz'im, ben Tufan bu arada, yan komşum. Bu manyağın babası sana iftira attı, ondan hapse girdin sen. Senin babam bana iftira mı attı? Ondan yok. Mı girdim hapse? Yok güzelim, sen bakma ona iftira attı falan filan dedin ya. Zaten kanun kaçağı şu an kendisi. Korkacak hiçbir şey yok. Merak etme. Aynen. Ama biz onu bulup getireceğiz abime, değil mi abi? Evet bak. Bu arada ben Merve, senin görümcen oluyorum. Ha, bu yeni geldi bu da. Değişik bir şey. Anlamadım ki. Siz beni hapse atan adamı niye geri getiriyorsunuz? Tamam, açıklayın şimdi. Doğru. Çok da mantıklı bir soru sordu. Şöyle ki benim bebeğim.
bak sen hiç yorma kendini, tamam mı? Şu an zaten bak yaralısın falan. Bir güzel uyuyalım biz. Sabah kalkalım. Güzel güzel konuşalım. O zaman anlayacaksın, tamam mı? Merak etme. Tamam, korkacak bir şey yok. Hadi gel. Uyuyum. Hadi gel abaşım. Oğlum zaten aynen, bak, yatak gel. Vereceksin. Tabii tabii gel. Sen hayır, var gitsin. Zaten bizim içeride. Canım saçmalama gel. Olmaz öyle şey ya. Ben tanımadığım adamla aynı yatakta yatamam. Ben senin kocana Filiz. Ben ne ya, ne yapabilirim, ben hatırlamıyorum. Hatırlamıyor. Ne yapsın? Bak bakayım bana be. Gözlerine bak, belki tanısın. Sarılayım belki dokunayım. Ay elime beni be. Sevmem öyle şey ya. Alırım seni ayağımın altına. Bana ayrı yatak verin, ters çeviririm burayı. Tamam. Biz seninle eskiden beraber yatıyorduk. Hey ciğerim, yine istersen beraber yatalım. Hadi olur. Gel. Tamam. Geç şimdi. Geç şimdi böyle. Filiz. Filiz. Ah be ablam be ya. Nereden çıktı bu iş ya? Bir şey diyeceğim. Bu kıza ne olmuş ya? Bu da aynı Fikri abi gibi olmuş. O da bir ara böyle heykelle meykelle gezdi günlerce. Ya ya. Doktor sen bilirsin, bu ırsi olmasın oğlum bunlarda. Ulan ırsi hafıza kaybı mı olur? Gerizekalı. Olmaz. Hakikaten. Tomograf falan çekildi mi? MR, MR bakıldı mı onlara? Çekildi abi. Hepsi çekildi. Beyninin içine bakıldı. Da bir şey çıkmadı Barış. Ya doktor korkudan oldu dedi. 200 güne geçer dedi zaten. Öyle çok da meraklanacak bir şey yok dedi yani. Yavrum benim ya. Nerede şunları, ben de bakayım şu röntgenlere falan. Ya ben ablama bir an bir panik oldum. Nerede unuttum bilmiyorum. Hastanede bir yere bıraktım herhalde ben onu Barış ya. Yapmayacağım da şey ya. Oğlum evde doktor var. Sen niye unutuyorsun böyle bir şey? Ya. Sen doktor musun? Evet. He, eskiden doktordu Yasin. Böyle beyaz önlüğü vardı. Sen çok beğenirdin hatta beyaz önlüklü. Çünkü ayrı bir güzeldi. Ne de yakışıyordu. Sonra ne oldu? Şimdi doktor değil misin? O sonra hatırlatacağımız bir şey olsun ablan. Şu an onun bir önemi yok. O kafa karıştırır yani. Konuşuruz onu. Ya abla sen bizi aşırı severdin ya. Nasıl unutursun ki bizi? Evet yani tamam, bir aralar babam bizi unuttu. Onun zaten bizle alakası yok da sen nasıl unutursun? Vallahi çocuklar kusura bakmayın yani... Doktor korkudan oldu, şoktan oldu dedi yani. İyi o zaman bugün biz de okula gitmeyelim ha? Aynen. Barış abi, anılarını anlatırsak belki haftası yerine gelir değil mi? Yani deneyelim tabii de. Okullarından geri kalmazlar mı? Yok kız, ne olacak bir günden? Hem sen gör bak, bunlar bir şımarsın, bir kudursunlar, senin hafızan nasıl yerine geliyor? Hı. Hadi, ben kalkıyorum. Abi. Hı. Var mı Nihal'in ağzını yoklamamı istediğim bir şey? Ben işe gidiyorum. Sen nerede çalışıyorsun? Ben abimin eski karısının yanında çalışıyorum yengeciğim. Aa, senin eski karın mı var? Var tabii canım, oğlu da var hatta. Ben ona bakıyorum ama yani öyle değil aslında. Ajanlık yapıyorum abime. Yani ona çalışıyorum. Hadi. Hadi çık bakalım. Haydi. Aa. Bakalım eyvallah. Haydi sana kolay gelsin baba. Hadi kolay gelsin baba. Şaka yapıyor herhalde değil mi yani? Yok öyle bir şey. Yok. Yani var. Var ama ilk akla gelir haline değil. Yani senin düşündüğün gibi değil öyle. Öyle değil. Nasıl var? Şöyle var. Yani ben Nihal'den boşandıktan sonra o sana bir kafayı taktı, tamam mı? Seni hapse attırmaya falan çalıştı ama biz hallettik onu, merak etme. Çözdük onu bebeğim. Düşünecek bir şey yok. Yani babam beni hapse attırdı, eski karını hapse attırmaya mı çalıştı? Niye? Ya abla uzun hikaye. Zaten tehlike geçti. Nihal denen kadın Barış abi öldü zannettiği için şu anda bize hiçbir şey yapamıyor. Öldü mü sanıyor seni? Yok, tam olarak öyle değil. Yani biz kurtulmak için öyle yaptık. Yani şu anda resmi olarak öyle. Bu yüzden evden dışarı çıkamıyor. Tabii. Bayağı cenazesi falan oldu. Namazını bile kıldılar ya. Tabii kız, bize gittik, numaradan ağladık. Sonra kadının bir de böyle bir güzel saçını başını yolduk geldi. Ya, cezasını çekti yani. Ben bunların hepsine tamam mı dedim? Ben nasıl insanmışım ya? Yok anacığım, senin haberin yoktu. Barış onların hepsini gizli gizli yaptı. Bu. Sen gizli gizli yap. O zaman sen nasıl bir insansın ya? İnsan karısına, ailesine bir şey yapar mı ya? Hatun, hadi hadi kalk da sıcak bir yerde uyuyalım. Dondum ben ya. Hatun gitmiş Fikri. Ya, ne oluyor lan? Ne gitmesi mi olur ya? Allah Allah ya. Ne işin var senin benim koynumda ya? O gelir şimdi, buralardadır ya. Oğlum zaten beni terk etse, parayı terk etmezse gelir, o gelir buralardadır. Hangi para Fikri? Cebimdeki para yok. Lan. Hadi lan. Oha. Oha. Lan. Al. Şşt. Şşt. Dur lan. Allah. Cücü. Cücü.
Parayı biz yine mi düşündük oğlum? Ha? Ha? Soruların cevabı kafamda Fikri. Lan ne abidik gubidik konuşma ya. Allah Allah. Oğlum bu parayı alıp gitti mi acaba ya? Yok oğlum yok yok yapmamıştır öyle bir şey ya. Niye yapsın ya? Allah Allah. O para tek başına yenmez ki. Keyfi çıkar mı lan tek başına o kadar paranın? Yok yapmamıştı. He? Bir şey söylesene oğlum ya. Kafamda diyorum. Her şey kafamda Fikri. Ne diyorsun sen oğlum ya? Ne diyorsun ya? Ben mi uyduruyorum? Delirdin mi lan ben? Sana mektup bırakmış. Kafamda diyorum. Kafamda. Ana. Kafamda, kafamda. Para için sağ ol Fikri. Seninle vakit geçirmek eğlenceliydi. Sadece para için değildi yani. İçin rahat olsun. Ama her güzel şeyin bir sonu var. Ayol, madem aynı yolun yolcusuyuz, belki yine bir yerlerde karşılaşırız. Oğlum bu benim parayı alıp kaçmış lan. Ben onun için... Yapılır mı lan bu bana? O Filiz'in parasıydı Fikri. Bırak Filiz üzülsün. Sana ne? Durum birazcık karışık olabilir. Ama biz birbirimize acayip aşığız, tamam mı? Yani mesela ben senin için öldüm falan. Sonra sen ne kadar ne yaşamış olursak olalım hepsini atlattık. Sen beni çok seviyorsun. Biz birbirimizi çok seviyoruz yani. Hmm. Ben niye seviyorum seni? Yani ne bileyim ben iyi adamımdır. Ne bileyim sempatiyim falan. Ne? Ama şey benim etrafım biraz kötü. O yüzden şanssızım ben yani. He kız doğru söylüyor. Vallahi çok seviyor seni. Kardeşlerini de çok seviyor. Hikmet için gözünü kırpmadan kendini ateşe attı. Hikmet bu şey değil mi? Benim hastanede yatan kardeşim. Evet abla o. Şimdi o çocuk hasta olana kadar ben fark etmedim mi ya? Hiç mi ilgilenmiyorum o çocukla ben? Yok sen tabii ki ilgileniyordun. Ben sakladım senden, sen o yüzden haberin olmadı senin. Aa, ben sana dost mu dedim bir de? O sen üzülme diye sakladı. Fiko bir keresinde çocuk yaralamıştı. Sen çok üzülmüştün o yüzden. Sen çocuğu mu yaraladın? Ya kızım niye öyle söylüyorsun? Sanki bilerek yaptım. Ya abla vallahi kazaydı ya. Yoksa yani bilerek yapmadım vallahi. Tamam da o çeteye bilerek girdin. Hatta ablam gitme dedikçe sen de gittin. Allah Allah. Abla telefon almadığında nefret eden ben miydim o zaman? Sen benden nefret mi ediyorsun? Yok o iş öyle olmadı. Biz bir aralar babamla zengin olmuştuk. Ondan sonra ben fakirliğe alışamadım. O yüzden ama şimdi fabrika ayarlarına geri döndüm ben. O zaman babam çok çalışkan bir adam bir ara zengin olduğunu. Nerede ya abla ya? Bizim babamız biraz şeydir yani. Hah bak geldi. Buyurun. Evet. Alem alem. Diit olmuş ya. Vefa var ya vefa. İstanbul'da sadece bir semt adıymış çekil çekil. Bu da bizim babamız. Buyurun. Babanızım tabii lan beğenemedin mi? Hem de süper babayım ben. Hem de süper adamım ama benim gibi süper adamı terk edip gitti. Ulan kadına bak ya şşt lan. İsmet hadi sen bakkala git de bir arpa suyu al da ben yaralarımı iyileştireyim baba. Bir daha da böyle isimleri karıştırıyor yani ama çok şey değil yani o. Baba sen niye ağlıyorsun şimdi? Ne oldu acaba? Oğlum hatun beni terk etti ya. Akıllı kadınmış. Şaşırmadım. Oh çok şükür ya. Sevindim vallahi bir boğaz eksildi. Ölmüştüm bunları yemek taşımaktan ya. Çok iyi olmuş be babam. Üzülme. Alo. Evet evet şey ablam şu an biraz rahatsız. Ben kardeşim bana söyleyebilirsiniz. Ne? Yok ya ablam sigortadan para almadı ki. Tamam ben hemen döneceğim şimdi size. Bir beklerseniz tabii hemen döneceğim şimdi. Abla sen sigortadan para almışsın ya imza falan eksikmiş. Oğlum yok hayır almadım ben sigortadan para falan ya. Aldım diyor. Hayır.
Filiz kafan geri geldi. Yok geri gelmemiş, bayağı hiç gitmemiş. Sen bizi mi yiyorsun Filiz? Ben sizi ne yiyeceğim ya? Ben babamı yiyeceğim şimdi baba. Lan otur şuraya. Ne yaptın parayı? Gel Yavaş. Görüyorsun değil mi? Konuş çabuk, sen aldın parayı değil mi? Evet ben aldım ama niye aldın diye bir sorsanıza ya. Ben parayı aldım, eve çocuklarıma getiririm diye ama o hatun bütün parayı aldı gitti ya. Ne? Ha, hem de 500 bin lira. Şu anda para yok mu yani? Evet evet, aldı gitti 500 bin lira. Ya ne 500 bini ya? Ya vallahi 500 bin. Ya baba dünyanın parası, ne yaptın yine ya? 500 bin diye paran mı olur ya? 500 bin. Fikri Bey gerçekten bravo bak. Gerçekten bravo. Aa, ben ne yapayım ya? Hatun işte aldı gitti parayı ya. Git bulacaksın o parayı. Bulacaksın o parayı. Nasıl bulsun ya? Vallahi ya. Ya ne ya, ne oluyor? Ama bir babaya bu kadar yüklenin. Ne yüklenilmez? Yaptın iş mi senin ya? Nihal Hanım, bilinmeyen bir numara ısrarla sizi arıyor. Belki acil bir şeydir. Arasın. Açmayacak mısınız yani? Çık dışarı Merve. Sen de kimsin be? Nihal nerede? Niye açmıyor telefonu? Nihal Hanım uyuyor. Acil bir şey mi vardı? Acil evet. Uyandır hemen. Kim arıyor diyeyim? O benim kim olduğumu bilir. Çağır şunu telefona. Tamam veriyorum. Nihal Hanım. Terbiyesizin tek sizinle konuşmak istiyor. Çok acilmiş. Ben konuşursam ikna ederim diye, hani aramama ikna ederim diye açtım ama... Sen Savaş'ı yıka. İyi de daha... Yıka Merve. Savaş'ı yıka. Tamam. Alo. Merve abla. Merve abla. Neredesin? Buradayım ablacığım, geldim. Hadi şimdi seni yıkayacağız tamam mı? Bugün ikinci kere olacak ama olsun. Çık bakalım. Sen şimdi burada üstünü çıkar. Tamam mı? Beni bekle, ben geliyorum. Tamam. Niye anlamıyorsun? Ben artık savcı değilim diyorum. Hiçbir şey yapamam. Beni hapse attırman da, tehdit etmen de hiçbir işe yaramaz. Anla. Merve abla, ben alırım, gel. Senin oğlun öldü. Haberin var mı? Kocam öldü. Sen hala nelerin peşindesin? Nihal, o senin sorunun. Tam bir haftan var. Bir hafta içinde mallarımın üzerindeki tedbiri kaldırmazsan oraya gidip ifade vereceğim. Seni de Tevfik'i de kendimle birlikte yakarım, anlaşıldı mı? Oğlun da ortada kalır. Üstündeki suçlamaları kaldırmadan paranı serbest bırakamam, anlamıyor musun? Kaldır o zaman. Temize çıkar beni. Nihal bak şakam yok. Tam bir hafta. Türkiye'ye dönmenin bir yolunu bulduğum anda şansını kaybedersin. Hapse girmek istemiyorsan beni temize çıkaracaksın. Ah.
be baba? Bunu da mı yapacaktın bize? Ya sen nasıl aldın ki o parayı ben olmadan, anlamıyorum ya. Zaten alamadım, bana vermediler ya. Ben de gittim kendime yeni bir filiz yaptım, öyle gidip aldım. Ya baba ya, şu kafan artık doğru düzgün bir şeye çalışır. Yetmedi mi yaptıkların? Yeter be. Fikri Bey, size kaç defa söyledim değil mi? O parayı alırsanız, benim yaşadığım ortaya çıkarsa beni dolandırıcılar hapse atarlar. Nereden bulacağız o kadar parayı şimdi? Allah Allah. Sen de ortaya çıkma, ölü kal, parayı geri vermeyelim. O parayı bak bulacaksın, tamam mı? Bulacaksın o parayı, bak adımını atamazsın bu eve bir daha. Ya ben zaten ihanete uğramışım. Sırtımdan bıçaklanmışım. Bir de çocuklarımdan azar işitiyorum ya. Ay ben kendimi çok... Ben kesin depresyonla falan, ben biraz şöyle dinleneyim ya. Hiç, 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 hiç öyle bir şey yok. Kalk, kalk. Ne? Kalk gideceksin, bulacaksın parayı. Ya ben nasıl yürü bulayım, o kadın çoktan çıkmıştır ülke dışına. Ay sen de filmi nasıl buldun? Ya öyle bulacaksın, yürü. Çünkü buldum ben. Hadi çek git. Ya dur. Yaptığını beğendin mi Filiz Hanım? Bak, bak sonuçlarına bak. Ne? Kışkırttın adamı, verdin gazı, verdin gazı. Bir de ne öyle bu hafıza kaybı işi, o neydi öyle? Ya sen daha yaptıklarını açıklayamıyorsun. Sen daha yaptıklarını açıklarken her lafına batıyorsun. Ben bana ne yaptığınızı görün diye yaptım. Ben insanlara yardım olsun diye yiyorum, senin gibi gıcıklık olsun diye değil. Yok, tamam. Hadi bırakın didişmeyi ya. Parayı nasıl bulacağız? Ya ne bileyim, nasıl bulacağız be? Ya babamdan öyle bir para gelmez. Bunu biliyoruz değil mi abla ya? Yani ne zaman getirdi bu adam bu parayı? Her zamanki gibi biz kendi aramızda halledip çözeceğiz bir şekilde. Ya 500 bin lirayı nasıl çözeceğiz kendi aramızda, ağlayacağım şimdi ya? Keşke hafızamı kaybetsem şu an. Ya bu buluyor hep ya. Bir şey yapıyor yani. Nereden buldun o kadar parayı? Bir de topun ağzında ben varım zaten. Ben patladım anasını, siz değil. Ablam bu sefer çok fena kızı Kiraz ya. Ya Fiko tamam da yani şimdi babamın yaptığı da iş değil. Bizim bu krem işine daha fazlasını olmamız lazım Kiraz. Sadece okul olmaz. E ne yapalım ya? Bozdum. Kapı kapı dolaşalım kızım. Çocuğuz biz. Kadınlar da alır bizi içeri. Tamam mı? Fena satarız. Aslında var ya, çok iyi olur ha. Ne yapıyorsunuz? Hiç yani. Biz babama gıcık olduk. O yüzden. Hmm. Anladım. Hadi iki dakika gelin de bir şey konuşacağız. Tamam. Gel İsmo. Abla ne biçim kandırdın bizi ya? Bizi bir anda gerçek sanmıştık. Ya evet abla, neden yaptın ki? Bana yaptıklarınızı görün diye yaptım. Gördünüz mü? Gördük abla. Ya evet ama biz bir daha öyle yapmayacağız. Yani biz düzeldik, yapmayacağız. İyi tamam, hadi geç, yerimize bir şey konuşacağız. Şimdi bana bakın, babamın ne halt yediğini biliyorsunuz. O yüzden mecburen kemer sıkıyoruz. Yani sıkı yönetim ilan ediyorum. Ne alakas? Yani şöyle, bir odadan çıktığınız o ışığı kapatacaksınız. Sular boşuna akmayacak. Diyelim çöpte ben bir dilim ekmek göreyim, o çöpe, o ekmeği atana yediririm, haberiniz olsun. Hayatım bir şey söyleyeceğim, bu şekilde 500 bin toparlayamayız. Hmm. Nasıl toplarız? Bir fikrin var mı? E var tabii, iş kurmamız lazım. Sizin şu atölye gibi. Yani o araya kadar da ben şu doktorla dönene kadar orada idare ederiz. İş kuracak parayı nereden bulacağız? Onunla ilgili bir fikrin var mı? Benim bir Mehmet abi var. Ondan borç alacağız. Bir de, bir saniye. Bir de dur. Ay borç, hala borç. Bir dakika, bir dakika abi. Bir dakika söyleyeceğim. Bir de benim bak bu kullanmadığım saatim var. Gıcır gıcır. Bunu da satarız, tamam mı? Bir ayı da öyle idare ederiz. Olur biter. Nasıl fikir? Yani... Valla benim maaştan da kalan bu. Benim giderim, masrafım çok bu ara biliyorsunuz. Bunları da Tufan abinin kahveye yaptığım böreklerde. Abla. Biz de birkaç gündür okulda simit falan satıyorduk. Evet abla, yani aslında sana sürpriz olacaktı ama... Neyse artık ya. Kuzum. Büyüdünüz mü siz ya? Oh, ne zaman büyüdünüz de? Ya gördün mü bak. Bir ara ne üzülüyordum ben bunları yetemiyorum, beceremiyorum diye. Nasıl adam oldular ama. Ama bir şey diyeceğim. Sizin böyle simit satmanıza falan gerek yok, tamam. Sizin masraf çıkarmayın yeter. Okulunuza bakın siz. Yok ya abla, zaten bizim hoşumuza gidiyor. Arkadaşlar,
Biraz ciddi olabilir miyiz lütfen? Bak bu parayla gerçekten sadece ayı çıkartırız, hayatta kalırız. Sen gel beni dinle. Biz şu borcu alalım Mehmet abiden. Heh. Ya zaten 500 bin borcumuz var. Daha ne borç isteyeceğiz ya? Yavrum başka türlü nasıl halledeceğiz? Maaşla borç ödenir mi ya? E doktor olsaydın kredi çekerdik ama doktor da değilsin artık. Allah Allah. Ulan suçu ne benim oldu? Kavak benim başıma patladı ya. Ben mi soktum parayı babanın gözüne? Ha ben mi ölü taklidi yapıp sigortadan para çıkardım kendime? Bakar mısın? Sakın söylenme, haklıyım. Sus. Ben olmasam... Buna ne olmuş ya? Fitri abi. Ha, ha. Ya sen ne oldu? Yaşlandın mı? Varış noktasını önce sızmışım böyle. Kalk hadi kalk, içeri geç. Tufan, ben nereye gideyim be oğlum? Bu alem var ya, bip olmuş oğlum ya. Hatun var ya, hatun. Paramı çalıp beni attı oğlum ya. Tamam tamam, geç hadi, içeride ağlarsın ya. Bu halinle böyle, kalk hadi. Yok oğlum yok. Faydasızlar beni evden kovdular ya. Babalarına hiç acımıyorlar ya. Şu halime bak, ne oluyorum ya. Kim bilir ne yaptığını da attılar Fikri abi ya. Gel tam geçmişte belki sinirler. Hadi kalk. O zaman ne yapalım biliyor musun? Sen önden git. Kapıyı çal, açsınlar de beni göster. Babanız çok kötü oğlum. Bir böyle olur mu falan filan. Hadi hadi. İyi tamam, ağla hadi biraz bari. Yüksek ağla biraz, yüksek. Ne oldu abi? Oğlum bu burada sızmış. Ha, o cezalı abi ya. Baba, kusura bakmıyorsun değil mi? Yani 500 bini getirene kadar eve girişin yasaklandı çünkü. 500 bin mi? Fikri abi sen 500 bini ne yaptın ya? Bari kafan düzelmiş yani, en azından o işe yaramış Fikri abi. Yahu yok, yalan söylüyormuş, aklınca bize ders verecek güya. Ne oldu, patladık yine. Şimdi iş kuralım diyoruz, bana borç almaya yanaşmıyor. Ya zaten 500 bin borcumuz var, daha neyin borcunu alacağız ya? Haksız mıyım Tufan abi Allah aşkına ya? Bir şey sorabilir miyim? Riske girmeden nasıl yapacağız biz bunu? Heh, sen söyle Tufan. Heh, kendisi riskin kitabını yazdığı için tabii sen iyi bilirsin bu işleri değil mi? Burun sürtmeyi... Burun sürtmenin kitabını mı ben yazdım yani? Bütün dersleri verecek diye bu kadar şey boşuna mı çekeriz bunları? Çocuklar tamam Allah aşkına ya. Vallahi kafamı şişirdiniz iki dakikada ya. Ya ben ne diyeceğim bak. Bu bizim aşağıdaki mahallede Necip Esnaf Lokantası var. Sen hatırlıyor musun orayı? Abi sen bu kapalı yeri diyorsun değil mi? Ha, ben biliyorum orayı ya. Senelerdir duruyor öyle. Ha işte ya zaten Necip abi rahmetli olunca kapandı doğru ama yani malzemeleri falan her şey içinde duruyor. Onun kızıyla bir konuşalım yani, bir, belki ikna ederseniz verir orayı size. Gel kuzum. Siz nereye, siz de mi bize geliyorsunuz? Yok abla ya, şey biz öyle bir dolaşalım dedik yani. Hava güzel ya ondan. İyi tamam hadi. Lan ne yapıyorsunuz ya? Faydasızlar. Allah, ulan izansızlar, vicdansızlar. Lan babanızın üzerinden geçiyorsunuz be. O parayı bulacaksın baba. Valla sonsuza kadar yatarsın burada, asla almam seni eve. Hadi. Yatacağına git, hatunu bul. Tamam. Hadi be, hadi be. Hala yatıyor bak. Manyak kadı. Bak bir şey söyleyeceğim. Bana bir ton laf sokuyor, tamam. Tamam mı? Deliye vurdu, tamam. Tamam mı? Ortadan kayboldu, ona da okeyim. Ya bu hafıza kaybı mevzunu Allah'ını seversen çocuk gibi ya. Ha? Allah Barış'cığım, bu Nihal meselesini hiç karıştırmayacaktınız yani. Ablamın ipleri orada koptu, haklı da yani. Konuşma lan sen, yalancı zibidi. Ablanın numara yaptığını biliyordun, söylemedin bize değil mi? Biliyordum, ne yapayım abicim? Ablam bana da kızgındı yani. Başka türlü affetmeyeceğim dedi. Bak görüyorsun, bak görüyorsun. Tamam oğlum, bir gerilmeyin ya. Üf. Bana bak, biz asıl bu Nihal manyağını ne yapacağız, onu söylesen. Ulan Nihal'e sıra mı kaldı? Bittik anasını satayım ya. Senin şu kız arkadaşın babasından bir şey çıktı mı? Bir kurcalasan oraya, bir şey çıkar belki be. Yani... Adamla böyle bir
tanışmayı falan bir zorlayayım, bir kurcalayayım bakayım. Ne bileyim. Bak bak gözünü seveyim bak ya. Arkadaşlar ben gerçekten Buran'dayım bak, çok ciddiyim ha. Ya Filiz diyor ya, delirdim belirdim. Bak ben delirirsem gerçekten toparlayamayız beni bak. Vallahi bitmiş durumdayım ya. Biteriz. Ya abiciğim o zaman ben bir çıkıyorum şu işlere, tamam. Hı. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben bütün parayı da verdim ya, o param yok. Şuradan bir para alayım ya. Al be ya, ne olacak şimdi, Allah'ını seversiniz. Bozuk Allah. Ya Tufan'a bundan bozuk param var ya. Ne yapacağız anasını satayım ya. Ne yapıyorsun ulan? Bir şey yok lan, öyle baktım. Bırak lan saati, manyak hayatına saat takmış gibi. Koşun şuraya. Tamam ulan, hiç saatimiz olmadı diye baktık biz de, Allah Allah. Al. Hiç mi olmadı saat? Harbi mi lan? Hep böyle duvar. Derin. Biraz konuşabilir miyiz sana ya? Ha, şu kadına soracaksan, henüz babamdan bir şey öğrenemedim. Doğrudan soramadım da. Yok o değil ya, şey... Sen beni bu akşam babanla tanıştırabilir misin? Sen bu soruyu doğru kardeşe sordun, emin misin? Ya mesele Deniz olunca ne olacağını kestiremiyorum şimdi. Ya neyse, boş ver sen. Sen beni tanıştırabilir misin, tanıştıramaz mısın? Olur, yani bu ara evde müsaitse gelirsin. İyi, çok güzel. O zaman ben müsaitim. Sen haber ver bana. Tanışalım. Tamam. İyi olur. Neyse, derse geç kalıyorum. Haber veririm ben. Sağ ol. Ya buranın kahvesi güzel değil. Ben şuradan kahve alacağım. İstiyor musun sen de? Ay iyi olur. Ne bu ya, ne yapıyorsun? Beyaz bayrak. Teslim oluyorum. Ateşkes ilan edebilir miyiz? Ben seni özledim de. Niye? Hocan saçma sapan sorular vermedim çöz diye. Yok ya, ben şimdi onun sorusunu çözdüm ya. O yüzden o bir şok geçirdi şimdi. Uğraşmıyor benimle bu ara. İyi tamam, hadi kalk masadan. Arkadaşlarım gelecek. Bir hocayla otururken görülmek istemiyorum. Ha. Ha. Bu arada akşam babanla tanışıyorum, haberin olsun. İyi, selam söyle. Söyleriz. Derse de geç kalma, yok yazarım. Yapmış evlenemeyince. Kız sus. Duyacak şimdi, huysuz kadın zaten, ayıp be. Evde kalmış ya, siniri yapmış onda. Kız sus, ayıp be. Evde kalmış ne demek? Abla sus. Ablacığım aman ha, çok ayıp bir şey demek, çok kötü bir şey demek. Kızdım bak çiçeğe ben, kötü çiçek. Kötü. Buyurun. Ay ne zahmet ettiniz ya. Sağ olun. Ya. Afiyet olsun. Buyurun. Şeker. Alayım. Hmm. Demek babamın lokantasına talipsiniz. Evet. Yani diyoruz ki hani sizin de bir kira geliriniz olur böylece. Aa, ne yapıyorsun çocuğum, bırak. Aa, kırılır. Evet. Ne diyorduk? Diyordum ki yani sizin de bir kira geliriniz olur, ne güzel hani. Allah aşkına. Benim kira getirisine ihtiyacım mı var? Ah ah, rahmetli babacığım dünyadan göçüp gitmeden bütün dünyalığımı yaptı da öyle göçtü gitti. Ne kadar özlüyorum. Beni çok severdi.
Nur içinde yatsın canım babam. Amin. 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 Nurlar içinde ya. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. İnşallah. Amin. Amin, amin. O göçüp gittikten sonra dükkana adımımı atmadım. Öyle bıraktığı gibi duruyor. Öylece kaldı. Aa. Babanızın kaldığı yerden biz devam ederiz. Lokantanın adı aynı kalır. Ha, hiç değiştirmeyiz. Babanızın adıyla yaşamaya devam eder yani, ne güzel değil mi? Tabii tabii, siz hiç merak etmeyin. Biz gözümüz gibi bakarız babacığınızın lokantasına. Yok yok. Yok, ben kıyamam, veremem. Ama bakın, biz çok büyük bir aileyiz. Size de can yoldaşı oluruz. Ne güzel olur be. Hep birlikte. Çok mu kalabalıksınız? Yani benim eşim var, Barış. Çiçek var. Ondan sonra Tufan abimiz var. Sağ olsun her şeye yardımcı. Benim bir de 5 tane kardeşim var. En küçüğü İsmi. Ay yo, ben çocuklardan hiç haz etmem. Onlar çok yaramaz olur. Etrafı kırar dökerler. Biblolarımı kırarlar. Yok yok yok. İstemem. Ben eşini istemem. Evde kalmış. Ne? Evde kalmış mı dedi o bana? Hayır. Öyle bir şey demedi be. Oyuncağı evde kalmış. Onu İsmi eve gidince oynarsın paşa. Evet evet. Oyuncağı demedim. O evde kalmış. Ha! İşte şimdi duydum. Yok şey. Senin var ya şu terlikle evire çevire döverim. Ne demek evde kalmış? Siz kime evire çevire dövüyorsunuz? Ama ya. Yani. Ne duydun mu dedi? Allah Allah, ben çocuk mu? Tutun çocuk. Attı. At bu çocuk. At bu çocuk. Yapma. 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 Çocuk mu? Çocuğunuzu tutun. Hadi oğlum, 2 saattir açmıyormuş şu doktor ya. Abi çalıyor ama. Ha dur. Alo. Doktor ne yaptın? Barış abi, biz geldik abi. Niye geldiniz? Yeni malları almaya geldik abi. Bu sefer kadınlar için bir şeyler bakıyoruz. Var mı? Yok mal filan. Hadi uzayın bakayım buradan. Hadi hadi. Barış da burada bak. Sen bunları bize ver. Biz bunları kapı kapı dolaşıp kadınlara satacağız. Aynen öyle. Çocuğuz biz zaten abi. Alırlar bizi içeri. Biz de onları satarız. Ne diyorsun? Yok diyorum başka mal filan. Hadi hadi, başka işimiz var. Hadi hadi. Abi. Hadi. Neymiş? Kötüymüş durumlar abi. Kremlerden dolayı ağır metal zehirlenmesi olmuşlar. Bir şey olursa sen bizi bilmiyorsun, biz seni bilmiyoruz dedim ama kötüymüş durum yani. Ay ben böyle işin içine ya. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız oğlum? Kaçacağız tabii ki. Hadi topla tezgahı. Hadi getir kutuyu getir. Rahat, ne bulursan götür. Ya Fiko, resmen hırsızlık yaptın sen ya. Nasıl yaparsın? Ya kızım saçmalama ya. Satınca vereceğiz parasını. İzleye bu olmaz. Kadınlara satamayız diye vermedi o kesin. Buldu kız. Ya bilmiyorum Fiko, bir anda midem bulandı. Bir kötü oldum. Başım falan döndü. Ya biz ama kızım ya. Bizim seninle daha çok işimiz var. Bunları satacağız tamam mı? Sana vereceğiz ablamın parasını. Lokanta bizim de bir katkımız olacak yani. Tamam olsun, biz de çalışırız okuldan sonra. Heh, gelen müşterilere krem satarız. İki işi birlikte örtünüz kızım, gel. Of çiçek, of. Yani ismi o çocuk, sen ondan çocuk. Anacığım tamam yeter ya, 2 saattir söyleniyor. Ben ne bileyim İsmo'nun öyle kadının suratına şakadanak söyleyeceğini. Benim tek başıma gitmem gerekirdi. Niye alıp götürürüm ki size? Ay sanki sen tek başına gitsen verecek o kadına dükkanı. Vermez, onun niyeti yok ya. Babasıyla bozmuş kafayı, manyak. Şimdi ben de babamla bozacağım kafayı baba. Ya kalksana, bilmiyor muyuz duygu sömürüsü yaptığını? Baba kalk. Yok, siz beni yalnız bırakın. Ben burada tek başıma ölürüm. Kimseye yük olmam. Zaten hatun terk etmiş beni. Çocuklarım sokağa atmış. Ben burada durup ölümü bekleyeceğim ya. Oh. Tamam baba, hadi kalk. Hadi yürü, eve gir tamam. Vallahi mı? Vallahi tabii, bizi dışarıda rezil edeceğine. Gir içeri hadi. Aman aman aman. Kız. Karacalı, ne yemek var? Ölüyor makinede ya. Zıkkımın kökü var bey baba. Yanına da ziftin pekini yaptım, nasıl? Ya. Baba bana bak. Ne yapıp edip o parayı bulacaksın bak. Yemin ederim yemek bile vermem sana. Ne oldu ya? İkna edemediniz bir kadını. Niye? Niye? Çiçek. Anlat niye? Ya kadın evde kalmış.
Ne var bunda yani? Yani bu evde kalmış lafını ismi öğrendi yanlışlıkla. Kadının suratına suratına evde kalmış, evde kalmış, evde kalmış deyince kovdu kadın bize. Bir şey diyeceğim. Sorun buysa şöyle bir şey yapalım. Bir erkek kişisi bulalım. Gitsin konuşsun kadına, kadar basit halletsin. Ya. Sen ne zannediyorsun kadınları ya? Ha? Kadın hiç evlenmemiş diye bir erkek görünce okey mi diyecek? Aklını mı yitirecek? Çıldırıp evet mi diyecek? Bir şey söyleyeceğim ya. Ne olacak? Ne var bunda? Allah, ben kötü niyetli bir şey söylemiyorum ki. Sen de bana kızmak için yer arıyorsun ha. Ne niyetle söylersen söyle. Allah Allah. Ayrıca o Nihal olayını ben unutmuş değilim. Bak öfkemi, tıfıncımı alamıyorum senden ha. Filiz, biliyorum yine kızacaksın ama bence Barış haklı. Ha, bak aklın yolu bir. Gerçekten söyle bak. Ya şöyle akıllı biri. Ya ağzı laf yapmasını bilen böyle cin bir tip ha? He, şöyle adamın ağzından girip burnundan çıkacak. Böyle şeytan tüylü biri lazım bize. Faydasızlar. Bana işiniz mi düştü ha? Kadın zengin miymiş? Ay olmaz, babam olmaz. Ya niye olmaz? Baksana bir. Bak şapkayı çıkar, sakalı kes. Bak tamam bir iki giydir. Olacak gibi. Şapka okey ama sakal kestirmem. Ya niye işte mis gibi şeytan tüylü? İşte şeytan tüyü bunlar. Bence olur. Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Kalamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Şişman göstermedi değil mi? Ne gülüyorsun be? Ya alacağınız olsun ha, yumurta gibi yaptınız beni ya. Alacağım var baba benim senden. 500 bin alacağım var benim senden. Merak etme. Ne bu ya şimdi? Hala bunun derdinde misin? Para, para, para. Bak ben gideceğim size bir tane lokanta anahtarı getireceğim ya. Hadi Fikri Bey, görelim ürünlerinizi. Hiç merak etme. 2 saat içinde o lokantanın anahtarı elinizde olacak. Merak hadi etme. Hayır, ne yapıyorsun deliyle ya? Bırak. Ya, benim... Hadi yürü, delirme ya. Hadi yürü. Uğur beğen ya. Bana bak, bak. Fikri Bey şu lokanta işini çözsün, tamam mı? Rahmetli kızın babasından Nihal'le ilgili bilgileri alsın, geriye hiçbir şey kalmayacak. Gerçekten söylüyorum, şu an bile rahatladım. Gerçekten, yemin ederim. Barış. Evet. Yani senin kendi işine karıştırmadığın bir rahmet kalmıştı. Onu da karıştırdın değil mi? Onu da karıştırdın, tam oldu. Bravo. Nereden çıktı? Ne alakası var? Ben rahmeti tehlikeye atacak bir şey yaparım ya. Saçmalama, iyice abarttın ha. Ya çocuğu tanımadığı insanların evine ajanlığa gönderiyorsun. Ya adam kızın babasıyla tanışmaya gitti. Ne yapayım, gitme mi diyeyim? Ben senin babanla tanışmaya geldiğimde başıma neler geldi gördüm ben. Bir rahmet gelsin, onu da söyleyeceğim bunun salak salak işlerine bulaşma diye. Tamam de, aman de, sakın dememezlik etme. Tamam, ben ettim, sen etme de. Tamam mı? Söyle. Birebir aynısını söyleyeceğim. Söyle be. Hoş geldin. Hoş bulduk. Babam çok şaşırdı Deniz'in erkek arkadaşı gelecek deyince. Gel gel. Niye ya? Deniz daha önce babasıyla kimseyi tanıştırmadı mı? Vallahi seni bile tanıştırmadı ki rahmet. Sen kendini tanıştırıyorsun. Neyse ben önden hazırlık yaptım biraz. Gel. Deniz
Sevgilisi yok değil mi? Yok, o Tolga ile beraber sevgililer günü için hazırlık yapıyor. Haberin yok mu? Yok. Ne diyorsunuz ya siz? Neyse, boş ver, konuşuruz sonra. Şu Badire'yi bir atlatalım da bakarız. Babacığım, rahmet geldi. Demek kızımın arkadaşı sensin delikanlı. Evet, rahmetli bol ben. Memnun oldum. Gel, otur şöyle. Derin, sen bize bir şeyler söyle kızım. Çay, kahve, soğuk bir şey ne içersin? Çay olur. Tamam, sana da kahveni söylüyorum. Tamam kızım. Demek kızıma babasıyla tek başına tanışacak kadar değer veriyorsun. Evet. Ben Deniz'i çok seviyorum. Onun için her şeyden vazgeçerim yani. Bu yaşta olur böyle şeyler. Derin çok zeki olduğunu söyledi. Ali Hoca'nın asistanlığını yapıyor musun? Siz tanıyor musunuz Ali Hoca'yı? Deniz gibi bir evladın olunca etrafını tanımak gerekiyor. Sen de bu yüzden gelmedin mi bana? Doğru, haklısınız. Ne? Bunlarla ne oynuyorsun oğlum? Gözünü başını patlatacak. Ya versene çatapatımı ya. Vermem lan çatapatımı atapata. Bak ama eğer istediğimi yaparsan verebilirim. Şuradaki diyeceği görüyor musun? O tavana gideceksin. Ona çarpacaksın, çantasını falan düşecek ama sakın yakalanmayacaksın. Eğer yakalanırsan çatapata olur. Ya pislik yapmasana. Ver. Arkadaşlarım bekliyor ya. Yerim senin arkadaşlarından. Git dediğimi yap yoksa hayatta alamazsın çatapatı. Hadi, hadi. Yürü lan. Yürü dedim sana ya. Ulan. Aa, pardon teyze. Ulan yuh be, vur dedik öldürdü. Terbiyesiz çocuk. Bir de teyze diyor. Ben senin ablan olacak yaştayım. Eksik olmayın efendim. Terbiyesiz çocuk. Ana babaları bunlara terbiye vermiyor ki. Evet efendim, kesinlikle. Hep anne babaların suçu. Bu çirkin anıyı bu güzellikten uzaklaştırmak için muhallebicide bir muhallebi ısmarlamamı ister misiniz? Böylelikle tanışmış olurduk. Aşk olsun. Siz beni ne sandınız? Ben sokakta yeni tanıştığı bir adamla muhallebiciye gidip muhallebi yiyecek bir kız mıyım? Üf be ulan. Üstüme saldıracak sandım ama halledeceğiz lan, gideceğiz. Hanımefendiciğim, kesinlikle haklısınız. Ben biraz aceleci davrandım ama sizi yerde öyle peri kızı gibi yatar görünce ben de akıl izan uçtu gitti. Bakın beyefendiciğim, bir adam benim kapımda 3 gün 3 gece yatmadığı sürece ben zinhar ona güvenemem. Rahmetli babacığım öyle öğretti bana. 3 gün 3 gece mi? Evet. Eğer bu adam kapında 3 gün 3 gece yatmıyorsa sana aşık değildir. Ona güvenme demişti rahmetli babacığım. Yok yok, rahmetli babacığımız kesinlikle haklı canım. Tabii ki ama ben yani öyle yapamam ki ya. Benim romantizmam var. Ölür kalırım maazallah. Ben size aşkımı gösterecek başka türlü bir şey etsem acaba olur mu? Amca, çatapatımı ver. Ne çatapatı lan? Yok çatapat matapat. Hiçbir işe yaramadı zaten. Defol şimdi vallahi, alırım ayağımın altı. Yürü lan, yürü lan. Yürü. Bu iş
daha bitmedi. Sen benim var ya, sen benim şeytan tüyümü bilmiyorsun. Hey, hey. Merhaba. Tevfik Bey aradım, cevap vermedi. Acaba kendisi müsait mi? Tabii. Siz böyle buyurun, bekleyin. Ben haber vereyim. Babacığım. Efendim kızım. Bir misafirin geldi de ben rahmeti geçireyim istersen. Kim geldi? Birini beklemiyordum. Savcı, bir tanıdığın vardı ya hani. Nihal bir şeydi adı. Tamam. Ben yukarıya çıkıyorum. Yukarıdaki odayı alırsın. Memnun oldum. Bir dahakine daha uzun konuşuruz. Belki bu sefer Deniz de aramıza katılır. Bu ya. Çok bir dur, nereye çekiştiriyorsun beni? Derim ya beni görürse. Ya sen bu kadınla ilgili bir şeyler öğrenmek istemiyor musun? İstiyorum. Tamam, belki işine yarar bir şey çıkar. Bak sen şimdi Deniz'in odasına çık, beni bekle, tamam? Kızım ne yapacağım ben Deniz'in odasında ya? Hadi rahmet, ben halledeceğim. Hadi. Ya hadi elini. Buyurun, babam sizi bekliyor. Nihal Hanım geldi baba. Tamam kızım, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Rahmet. Gel. Gel. İnşallah sorunu çözdüm demek için gelmişsindir. Bu benim tek başıma çözebileceğim bir sorun değil Tevfik Bey. Bakın, avukatlarla konuşup duruyorum. Bana yardım etmek zorundasınız. Bugün yine aradı beni. Eğer onu temize çıkarmazsam beni hapse atmakla tehdit etti. O herifi burada istemiyorum Nihal. Temize çıkartmak falan yok. Kontrolsüz agresifliğiyle neredeyse işleri mahvediyordu. Pislikleriyle uğraşamam. Alsın parasını, otursun oturduğu yer. Servet Aktan'dan bahsediyoruz. Servet Aktan mı? İkimiz de onun oturduğu yerde oturmayacak bir adam olduğunu çok iyi biliyoruz, değil mi? Servet Aktan dedi, duydun değil mi sen de? Evet. Tanıyor musun? Vallahi çok yardımcı oldun Deren. Çok sağ ol. Ya bir dur, ne oluyor? Ben anlamadım ki hiçbir şey. Ben sana sonra şey yaparım. Yarın görüşürüz, hadi. Sana şahane bir haberim var. Çok acayip bir şey öğrendim. Bu Nihal var ya, birinin suçunu örtmüş abi. Allah Allah. Eski yengen kimin suçunu örtmüş ya? Sen de zil çala çala gel, ağzına laf ver bunu, tamam mı? Ya ne bileyim, heyecan yaptım ben de işte. Hani bir de yengemin kafası gidik ya. Benim kafam geldi, sen merak etme. Anlat bakalım. Ne yapmış yine Nihal? Filiz. Benim kardeşimin neyin için attınız acaba yine? Bak şu tavrından vazgeç. Gerçekten son çok kötü bitecek. Bak söylüyorum ha. Bana bak, sakın beni tehdit etme. Burama kadar doluyum zaten ha. Dolusun öyle mi? Ben boş mu sanıyorsun? Şşşt. Ya ciğerim bak, çocuklar çok üzülüyor siz böyle yapınca ya. Sen beni buldun söyle, belgeyi döküman nedir? Abi. Bu Nihal var ya. Savcıyken birinin suçunu örtmüş. Ortaya çıkarsa hapse girerim falan dedi. Kendi açık açık ağzıyla söyledi ya. Ne diyorsun ya? Tamam, bu güzel haber, şahaneymiş, tamam. Tamam ama yani bir belgeye, bir kanıt, bir şey lazım. Elini kolunu bağlamak için. Neyse şu rahmetten bir şey çıkar, belki bekleyelim bakalım. Ama güzel. Güzel. Ya ne olur bir yardım etsem de birader.
Ya Cemil, Allah aşkına git abi bak. Ne olur ya? Ya kızın ağzını arayacaksın alt tarafı. Ne var bunda? Anlamadım ki. Ya oğlum ben ne anlarım ağzı aramaktan? Sinsi dayı. Kalk hadi sen de. Vallahi bak üstüne kilitleyeceğim ha. Hadi. Ya hadi be Tufan. Bir iki tüyo lazım çiçekle ilgili. Oğlum ne tüyosa at bu Allah aşkına ya. Ben ne bileyim git Filiz'e sor. Allah Allah. Ya Filiz'e falan soramam abi. Ayıp bir yerde. Ya ne ayıp oğlum? Niye ayıp olsun ya? Git öğren işte, o sana şey yapar. Bana bakın. Necip'i bir tanıyor musunuz lan? Ha? Bu kim lan? Ses Fikri abi gibi de. Görüntü İngiltere kralı. Piyanist şentör gibi olmuşsun Fikri. Bırakın geyik yapmayı ya. Oğlum Necip'i tanıyor musunuz? Onu söyle. Necip'i, Necip'i. Çirkin oğlum. Ya sen ne yapacaksın Necip'i ha? Necip? Oğlum sana lan söylesene. Allah Allah. Şey demiyorsun değil mi bu eski lokantanın sahibi olan Necip Bey demiyorsun hani? Ha onu diyorum, onu diyorum. Tanıyor musun sen Cemil? Vallahi benim rahmetli pederle çok yakındı onlar. Birbirlerine takılırlardı hep böyle. Babam ona huysuz ihtiyar falan derdi işte. Kızı falan vardı onun herhalde. Kızı var, kızı var. Başka neler var? Bilmem. Dur bir annemi arayayım sorayım ya. Sor. Tamam. Bu işler öyle bedavaya olmaz Fikri abi. Sen bana ben sana. Ulan çakal sümüklü cümle. Ne istiyorsun lan? Söyle bakayım. Bir dur. Vallahi ayıptır söylemesi. Çiçeğe evlenme teklif edeceğim de. Böyle şık bir şey olsun istiyorum, anladın mı? Bizim Karaçalı'ya. Ha. Ya böyle... Ya bir dur abi. Aklında böyle hayalindeki evlenme teklifi nasılmış? Onu çaktırmadan bana da öğreneceksin sen şimdi, tamam? Tamam oğlum, tamam. Oğlum manyak mısın? Buna akıl mı danışılır ya? Buna danışacağına git. İsmi'ye danış daha iyi, deli mi ne ya? Oğlum manyak mısın lan sen? Allah Allah. Oğlum ben aslında adım çıkmış lan benim. Melek gibi adamımdır ben ya. Şişt, sen ara sonra öğren. Ben onu şey hallederim. Hadi, hadi. Tamam, bekle iki dakika. Kızı da sor ha. Tamam. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Bana bak, bu Barış'ın işlerini yapmayacaksın, tamam mı? Yardım edeyim buna derken Nihal'i üstümüze sıçratmayacaksın, duydun mu beni? Yok abla, ben ne ya? Meşhur uğraşacağım Barış'ın işiyle ya. Ben zaten bunlar bir aile dostu muymuş, aile yakını mıymış, öyle bir şeymiş yani. Bir şey çıkmadı oradan. Ha sen ajanlık yapmıyorsun yani. Ne ajanlığı abla, artık kaç yaşında adam oldum ya, olur mu öyle şey? Ben bildiğin normal kız arkadaşım babasıyla tanışmaya gittim hani böyle bir... tanışalım falan diye. Gitmişken de bir ağzını yokladım. Bu yani. İyi. Tam böyle de kalsın. Tamam? Tabii. İyi, ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sen benimle mi yatacaksın gene? Bana bak, bana sıkıştırmak is orada. Burada yatacağım ben. Trip atmak sadece sana mahsus değil. Neyse ne. Anam Katay'ın adı var ya. Neyse ben gideyim. Belki ikna ederim, bir konuşayım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne oluyor lan? Barış'ım ben senin yerinde olsam bu trip atma işlerini artık bir kenara bırakırım yani. Çünkü benim bildiğim şeyi ablam duyarsa bu sefer yemin ediyorum boşar seni ha. Ne oluyor oğlum? Bu Nihal'le Tevfik'in üçüncü ortağı kimmiş biliyor musun? Kim? Servet Aktan. Ne? Baban. Oha, Nihal'in suçunu örtmeye çalıştığı kişi baban mıymış? Lan dur be kızım, sen de be. Yürü abi, yürü. Oley be, oley. Abi vurduk babamı, sonunda bulduk. Şşt, sus be. Bana bak, emin misin oğlum sen? Ne alakası var onların? Kulaklarıma duydum abi, ödü kopuyor Servet'ten. Eğer Türkiye'ye döner de aleyhime ifade verirse biterim ben diyor. Yapma be. Tamam işte, bir taşla iki kuş, harika. Abi ne olur hadi bir yolunu bulalım, babamı getirelim. Doldu getirelim. Bir şeytandan kurtulmak için diğerini başımıza saralım değil mi? Bu sefer Filiz benim var ya, ayrılmak da bırakmaz, tamam beni keser. Baba buradan nerede tavukları yem eder beni. Kendi babamızla ne yapacağımızı ona mı soracağız ya? Soracağız tabii ya. Ablamı hapse attırdı o adam ya. Beni de babasız bıraktı, tamam mı? Bak buraya gelirse ben onun kızı olduğumu ispatlayabilirim. Hem senin ablan için ben kendi hayatımdan mı vazgeçeceğim ya? Merve, sakin olur musun? İlk önce Nihal'in benim babamın suçlarını örttüğünü bir belgelememiz lazım, tamam mı? Ondan sonra bakarız. Kanlı canlı adam dururken yine belge peşinde koşacağız. Bravo. Allah Allah. De sen de uğraşam anasını satayım. Abi sen bu kıza güveniyorsun da bu kız hiç sağlam ayakkabı değil, ben sana diyeyim ha. Farkındayım, farkındayım. Zaten işin gerisini ben halledeceğim. Bana bak, sen de çık bu işten, tamam mı? Bırak sal. Ablam bir ton dırdır etti ki, haklı da. Ablanla da kızla da aram bozulmasın, boş ver.
Vallahi hayır diyemeyeceğim Barış, sağ ol. Ne sağ ol lan, manyak mısın? Sen sağ ol. Neler başardın, büyük iş başardın vallahi. Eyvallah. Ezibidi diyordun. Her şeyi de hatırla. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi eyvallah. Sence ablamla Barış abi boşanacak mı Kiraz ya? O nereden çıktı Fiko ya? Hem onlar boşanmasınlar. Ya ama baksana durmadan kavga ediyorlar. Ya aslında var ya, bugün sevgililer günü. Belki barışırlar ha? Hadi canım. Ha. Çocuklar hadi. Tamam abla, geliyoruz. Geldik. Gel İsmail. Abla, hani bugün sevgililer günü ya. Hı. Barış abiyle barışırsınız değil mi? Biz küslüyüz zaten ablacığım. Barış bilir aslında öyle sürpriz mepriz şeylerini. Sakın öyle romantik bir şey yapmaya kalkmamak gerek yok. Yapmam zaten, merak etme. Ben çıkıyorum. Tufan'la buluşacağım. Bugün onunla takılırım. Afiyet olsun. Ortada geziyor ya fellik fellik. Ben trip atacağım diye yakalanacak ha gerisi kız salak. Heh. Oğlum yine buldun başımıza saracak bir bela Barış ya. Ne diyeyim ki ben sana? Ya oğlum sus ya. Zaten Filiz'in dırdırından bıkmış durumdayım. Bir an önce çözülsün şu konu ya. Kapansın gitsin. Bu Merve'ye şey yap diyeceğim de ona da güvenmemekte haklısın tabii. E nasıl güveneyim oğlum? Onun tek derdi benim babamı geri getirmek. Şimdi bir de ismini duydu, ne yapacağı belli olmaz. Hadi. Beyefendi? Aa! Peri kızı, sizin ne işiniz var burada? Ben babacığımı ziyarete geldim de asıl sizin ne işiniz var burada? Ne? Ahmet Bey, Necip Baba, sizin babanız mı? Evet. De siz babamı nereden tanıyorsunuz? Ay nasıl tanımam, benim üzerimde o kadar çok emeği vardır ki ya. Beni o eğitim aldırttı, beni büyük adam yaptı. Ben daha bu kadarcık delikanlıyken beni elimden tuttu ya. Ay rahmetli ya, beni oğlu gibi severdi. Allah Allah. Yani sizden hiç bahsetmedi bana. Sizin adınız neydi? Fikri efendim. Tabii rahmetli Necip Beyciğim. İyilik yaptığı insanların rencide olmaması için hep gizli tutardı. Bana hep derdi ki, Fikri evladım, iyilik yap, denize at derdi. Evet, evet aynen öyle derdi. Vallahi mi? Ya, ya, ya. Çok iyiydi, dokundu bana. Ben de hemen mahalleye dönünce gideyim, hemen kabrini ziyaret edeyim, bir duamı edeyim dedim efendim. Ya ne kadar iyi ettiniz efendim, ne kadar iyi ettiniz. Ah benim rahmetli güzel babacığım. Rahmetli oldun gittin ama iyiliklerin arkandan devam ediyor. Ay onu o kadar özlüyorum ki, çok büyük bir adamdı. Çok çok büyüktü, kocaman bir adam. Ben de ne kadar özlüyorum bunu bir bilseniz ne kadar. Ah ah, hele ben ne kadar özlüyorum. İnanır mısınız, evin her tarafı onun hatıratlarıyla dolu. Her baktığım yerde onu görüyorum, hatırlıyorum. Ah çok özlüyorum. Ay siz ne kadar vefalı, ne kadar güzel bir insansınız. Helal olsun size ya. Keşke ben de o hatıratları görebilseydim. Ah o kadar çok özlüyorum ki. O kadar. Buyurun. Buyurun gelin diyeceğim. Ama yalnız yaşıyorum ben şimdi, eve bir erkek aldığımı etraftan görürlerse el alem ne der? Tabii yok, yok, yok. Biz masumane bir şekilde onu anıyoruz, ruhunu şad ediyoruz, onu mutlu etmeye çalışıyoruz desek ne olacak ki? El alem anlamaz.
Aman. Boş verin canım el alemi. Babamın ruhu bizi anlasın yeter değil mi efendim? E hadi buyurun. Buyurun. Oğlum biz böyle bekliyoruz da bunlar kesin çıkacak mı evden? Evet evet. Çaktırmadan ağzını aradım Merve'nin. Minyal bir yere gidecekmiş galiba bugün. Merve de parka götürecek Savaş'ı. Birazdan boşalır ev. Lan işe bak ya. Demek Minyal senin babanla çalışıyormuş ha? Sorma anasını satayım ya. Şer ittifak kurmuşlar resmen. Karanlık taraf gibi. Zaten bir pisliğin altından babam çıkmasın ben dişimi kıracağım. Al çıktılar, çıktılar. Güzelime bak. Az kaldı benim bir tanem. Az kaldı Savaş'cığım bulacağız. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Tamam, tamam. Bir şey olursa sinyal çek tamam. Tamam dikkat et lan. Hadi eyvallah merak etme. Nereden bildin annemin şifresini ya? Bakın burada da başka değerli fotoğraflarımız var. Necibe Hanımcığım. Buyurun. Aklıma ne geldi? Biz neden Necip babanın adını yaşatmıyoruz? Değil mi efendim? Ben de günlerdir bunu düşünüyorum. Babamın adına şöyle bir hayır derneği açmak istiyorum. Tabii tabii o da olur da. Niye Necip babanın lokantasını açmıyoruz? Ay. Rahmetli orada açlara, fakirlere bedava yemek verirdi. Çok sevap işlemişti ya. Yok efendim, yok yok. Hayır, olmaz. Zaten geçenlerde birileri de geldi istediler. Onlara da vermedim. Ben orayı babamın öldüğü zamanki gibi kalsın istiyorum. Bozmak istemiyorum. Yok ya, ne bozulacak ya? Biz orada fakirlere yemek dağıtacağız ya. Onlar da her yemekten sonra hayır duası edecekler. Adını yaşatmış olacağız böylece. Ha? Yok efendim yok. Biz hayır derneği açalım daha iyi. Ay bakın şurada babacığımla ben küçükken hiç beni yanından ayırmazdı. Başka bir fotoğrafımız. Ay ne kadar güzel. Aha. Aha. Şu fotoğraf ya. O benim onu tanıdığım günlerdeki gibi. Ay. Bakar mısınız şu kaydan bıyıklara? Aman aman. Değil mi bıyıkları? Aa. Hatırlıyorsunuz bunu. Hatırlamaz mıyım hatırlamam. Ya babacığım işte. Ay. Necip Hanımcığım şimdi hatırladım. Siz şunu tutun. Rahmetli Necip babam bana bir hediye vermişti efendim. Ay. Ay ne hediyesi Fikri Bey? Şişt, hiçbir yere gitmeyin. Gelince göstereceğim. Aa. Sadece benim doğum tarihim kaldı. Yani. Ben de seni seviyorum Nihal'cığım. İyi aileler. Thank you.
Lan bu manyak niye geldiğini anasını satayım. Ne oldu? Oğlum çık evden, çık, bu manyak geri geldi, çık çabuk. Çık lan, eve geliyor hadi. Tamam tamam tamam, sen kapat, geliyorum ben, kapat hadi. Hadi. Hakime Hanım, merhaba. Geri döndüğünüz için teşekkür ederim. Ben sizinle Servet Aktan davası için görüşmek istemiştim. Evet, biliyorum efendim savcı olmadığımı. Ben kendisinin avukatlığını üstlendim. Aslında sizinle bugün görüşebilsek çok iyi olur. Yani biraz acelem var da. Yani akşam da olabilir. Anladım. Tamam, ben sizden haber bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben acelem var diyorum. Söyle. Niye çağırdın bizi buraya? Niye geldiniz ki? Aa. Aa, şaka yapıyorsun. Ya. Ya. Dur be. Sana ne oluyor be? Aferin sana be. Kızım benim adım Fikri Elvo. Benden bir şey kaçar mı? Bende şeytan tüyü var, şeytan. Ya lokantamız mı oldu? Kirası ne kadarmış? Ne kirası be? Dedim sen kimle konuşuyorsun? Baksana şu adama dedim. Benim adım Fikri Elibol, sana kira mira yok, beleş dedim. Yaşa be baba, çok iyi demişsin. Bak sayende bak beleşe bir tane dükkan sahibi ne olmuyorsun. Sayende borç sahibi de olduk ama onu unutma. Unutmuyoruz. Ay, ya. Of, unutmasın, unutma. Sizle mi uğraşacağım? Ben çökecek bir ev bulmuş. Şimdi gidip o evde düzenimi kurayım ha. Ay hadi bakalım şurayı. Ay çok güzel burası be. Ay çok güzel. Ay. Hadi tenceresi tabası, her şey var filiz. Her şeyi tam vuralım be. Şöyle bir örtü örtü dikeceğiz, tamam. Tamam tabii, o şey biriktirdiğimiz parayla yaparız. Hallederiz, yürüyoruz, temizlik malzemelerini tamam alalım. Allah sana şükürler olsun. Babamın hediyesi bu taş mıydı? Aa, taş demeyin, çok güçlenir. O rahmetli Necip babamdan yadigar kaldı bana. Ben onu hiç yanımdan ayırmam. Hep uğur taşım olarak saklarım. Hikayesini anlattın mı size canım? Ya anlattınız anlatmasını da, yani ben bundan pek de bir şey anlamadım. Bunu almışsınız, cama atmışsınız, cam kırılmış filan. Ya ya. Neyse bunları boş verelim de. Şu şeyi konuşalım mı Necip baba için açacağımız o ayı derneğini? Hı? Ya yapacak mıyız onu? Aa, ne demek, tabii yapacağız efendim. Necip babamızın adını yaşatacağız. Hadi siz şimdi gidin, kağıt kalem getirin de bütün detayları konuşalım. Hı? Tamam, şimdi geliyorum. Hadi.
Ay leş gibi bir şey ama ya. Tamam tamam. Ya esas şu sebze meyve işleri pahalı ya. Ben şu otelin tedarikçileriyle konuşayım da belki taksit ödememizi kabul ederler. Ederler canım, niye etmesinler? Ara sen hemen. Ağır işlere girme sen kendine, ben yardım edeceğim sana. Dur. Gel bakalım, anne de gelmiş. Bak arabası burada. Hadi sen salona geç, geliyorum tamam mı? Tamam. Baş. Anneciğim. Ne yaptın parkta bakalım bugün? Dinozorumu kaybettim ama Merve ablam buldu. Aferin Merve ablana. Merveciğim, yukarıda telefonumu unuttum. Bir getirir misin? Tabii. İşte resim yapalım seninle o zaman. Hadi. Şu anda Merve, deli deli konuşma. Git bir yere oyalayacak, aşağı indir. Çıkmam lazım buradan, sıkıştım hadi. Dur telefonu, hadi. Hadi, hadi, hadi. Nihal Hanım, şunu vereyim. Ya bir de ne diyeceğim, bir iki dakika mutfağa gelebilir misiniz? Bir su akıtıyor da hani belki birini çağırmamız gerekebilir, onu bir göstereyim. Tamam. Anneciğim, hadi gel tahminlik oynayalım. Bakalım ne varmış. Geç bakalım. Ne oldu? Geri git lan, geri git, geri git, geri git, geri git, geri git. Bas, 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 bas. Gazla hadi, gazla. Hocam. Ha, rahmet. Gel, otur seninle biraz konuşalım. Bir şey mi oldu hocam? Sana şu soruyu çözmen için verdiğim zaman eğer çözersen yerin burası değildir demiştim. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ben de o yüzden Amerika'da sevdiğim bir arkadaşımla senin için konuştum. Seni ekibine almayı kabul etti. Onunla çalışacaksın. Nasıl yani? Amerika'da mı okuyacağım ben şimdi? Dünyanın en önemli teknik üniversitesinde hem çalışacaksın hem okuyacaksın. Sana kalacak yer ayarlayacaklar. Ayrıca biraz daha cüraf veriyorlar. Sen parayı düşünmeyeceksin yani. Nasıl, ben anlamadım şimdi, ben bir tane soru çözdüm diye. Bir de üstüne para mı alacağım bu işten? Çok daha fazlalarını çözebilecek potansiyelin var diye alacaksın. Sen şimdi pasaport işlemlerine başla. Elimizi çabuk tutarsak bir iki aya kadar seni göndeririz. İyi hocam. İyi, çıkıyorum ben. Çık. Çıkayım değil mi? Çık. Bulduk oğlum, bulduk lan. Nihal'in benim babamın yolsuzluklarını örttü. Bir ton belge buldum. Şey, kaydettim hepsini USB'ye. Şimdi avukat bulmamız lazım, tamam mı? Ama böyle güvenilir bir tip lazım bize. Çözeceğiz. He. Şey yapalım mı? Selim'i arayalım mı? Allah'ım ne kadar komiksin ya Rabbim, yani espri üstüne espri. Ay şöyle ki bayağı ipin ucunu yakaladık şu anda. Buradan sonra böyle akacak gidecek. Bir de şu Filiz'i araya düzelttim mi dalından yenmeyecek. Aynen abi, barışın artık, didişmeyin gözünüzü seveyim ya. Bana bak,
Çiçek aradı beni bir şey sormaya da bu lokantayı halletmişler. Oradaymış onların hepsi. Harbi mi? Ha. E tamam oraya gidelim o zaman direkt. Tamam seni bir bırakayım da ben kahveyi uğrayacağım bir gelirim sonra yanınıza. Tamam. Tufan çok sağ ol lan. Vallahi ne büyük iş hallettin ha. Sayende çok teşekkür ederim. Ya oğlum ben çok iyi bir insanım bir kere ya. Yani bil bunları. Evet Tufancığım gerçekten acayip iyi bir insan. Süper bir alçak gönlü bir adamsın sen. Yüzünden belli oluyor. Vay 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 vay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar güzelmiş burası ya. Değil mi? Hazırlıyoruz işte Filiz Bey şirketleri mülketleri arıyor. Birkaç güne hazırız inşallah açacağız. Ya düşündüğünden daha iyi olmuş. Güzel karıcığım. Nasıl sevdin mi iş kadınlığını? Filiz hala trip mi atıyorsun bana? Nihal hala tehlike mi? Hı? Sen de hala ölü müsün? E tamam ben trip atacağım tabii ki hala. Yavrum kanlı canlı karşındayım. Daha ne kadar canlı görünebilirim ya? Ha. Şimdi bir tedarikçi gelse, malları sana teslim etmek zorunda kalsa kimlik verebilecek misin? Veremeyeceksin, ölürsün demek ki. Kolay gelsin. Ha. Bugün görüşelim. Merhaba. Geldiniz. Aa siz içecek için geldiniz değil mi tedarikçi? Evet, Melike ben. Sözleşme yapmak için çağırmıştım. Filiz ben de. Çok memnun oldum. Çiçek ortağım. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben de Barış, üçüncü ortağım. Hoş geldiniz. Memnun oldum, hoş buldum. Eşiniz mi? Yok, değil. Aa, yok. Biz Filiz Hanım'ın eşini kaybettik. Yani kendisi vefat etti. Çok açmıyoruz o konuyu. Başınız sağ olsun. Hı. Sağ ol. Sağ ol, zaten sıkıntılı bir durumdaydı. İyi oldu yani gittiği. Kendisi de rahat etti, biz de rahat ettik. Yani ne yapalım artık, Allah rahmet eylesin. Zaten Barış Bey'in karısı bir, benim kocam rahmetli iki. Bir sıkıntı yumağılardı ikisi de. Öyle. Kurtulmuş olduk. Evet evet dediği gibi. Zaten ben de hemen kendisinden ayrıldım. Yani şu anda bekar bir adamım. Öyle çok özgürüm ben. Çok da özgür değil. Küçük bir oğlu var. Ben sözleşmeyi kimle yapacaktım? Benimle yapıyorsunuz. Şöyle buyurun. Bakın orada müsait masa var. Ben geliyorum Şeyh Hanım. Filiz Hanım. Adama niye öyle deyip duruyorsun ya? Bak senin öyle dediğine milletin içi akıyor. Ölü aşağı ölü yukarı ya. Bak bezdirdin çocuğu. Özgürmüş duydum. Teşekkürler. Evet. Şimdi bütün malı mülkü, evi arsayı falan yazdık değil mi? Şimdi toplayın hepsini bakalım. Necip Bey Hayır Derneğimizin toplam ne kadar parası varmış bakalım. Evet, buna 200 yazıyorum. 200 bin. Lokantadan ses geldi. Duydunuz mu? Yok canım. Lokantadan ses mi gelir? Kesin dışarıdan geliyordur ya o. Tabii tabii insanlar dışarıda. Tabii ki dışarıdan geliyor. Ay, yo yo yo. Dışarıdan falan gelmedi. Lokantadan geldi. Ya acaba hırsız falan mı girdi? Durun ben bir gidip bakacağım. Yok 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 ya. Ne hırsızı ya? Gelin Allah'ınızı severseniz. Bak. Ya, var mı ses? Ya. Yok ses yok. Ama biraz önce vardı. Duydum. Kulaklarımla duydum. Şimdi yok ama. Aa var mı bakın. İşte yine geldi, ses geldi. Ben gidip bakıyorum aşağıya. Fikrimize göre kalbimin kendileri. Akire Bey bağırmayın, etraftan duyacaklar. Rezil olacağım, ne olur yapmayın. Efendim duyarlarsa duysunlar efendim. Necip babamın en sevdiği şarkıydı bu. Fikrimin gönlü kalbimin kendileri. O gün ki gördüm seni yaktı. Lan bey babanın sesi mi bu? Aşk nameleri şınlıyor. Bu bir şeyin işareti mi yoksa? Nasıl bir işaret mesela? Bilmem belki yeni filizlenen bir aşkın işarettir. Ha? Olabilir. Saçlara. Al bunları sen. Topla git evli bu adam.
Hadi boşanmışsınız. Boşandım efendim, olur mu öyle şey? Filiz'e ne yapıyorsunuz? Sen de git. Senin ön şimdi bakıyor ya. Diyorum bana bak, ayıptır ya. Şişt, Filiz, sakin ol. Filiz. Bir şey söyledim mi? Bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın gerçekten. Benim karımla aranda bir sorun vardı. Kıskandırmam gerekiyor. Başardım da. Kusura bakmayın. Kurutsana sen. Melike ya, bunlar karı koca ama deliler işte yani. Böyle manyak bir çift bunlar. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bunlar deli falan değil. Bunlar bayağıdır deli yani. Ben sizin gibi insanlarla çalışamam. Ya niye çalışayım? Çalışırız ya ben. Ben var ya. Şey değil mi? Fisliğin doğusu gelsene. Ahlaksız gerizekalı. Ne o Filiz Hanım? Kıskandınız galiba beni ha? Ben seni kıskanacağım ya. Ben senin saygısızlığına, terbiyesizliğine sinirleniyorum. Terbiyesiz öyle evet. mi? Benimle aynı yatakta uyumayan sensin. Her lafıma çemkiren sensin. Terbiyesiz olan benim öyle mi? Evet. Nihal'i peşimize takan da sensin. Ölü taklidi yapan da sensin. Şu 500 bin lirayı babanın gözüne sokan benim. Onu ben yaptım öyle mi? Bana ders vereceğim. Yani dışarı dolanan bu keltoşu bizim peşimize takan kim? O da sensin. Senin bu ders verme işlerinden var ya, bana gına geldi gerçekten. Ben şişmiş durumdayım ben. Şiştin öyle mi? Gına geldi. Bitsin o zaman. Ayrılalım, bitsin gitsin. Gına geldiyse git. Vay be, o kadar evet. kolay ya. Ne yaparsan bitsin yap. Be. Ne olacaksa zaten ölüyüm, boşanma uğraşmamız olur. Geberdiğime de rahatlarım inanılmaz. Heh, böyle tamam. pişman olmamış olur. Defol git, bir daha gözüm görmesin seni, tamam mı? Sakın çıkma bir daha benim karşıma. Bir daha kızarla ölmüş yaparsam. Kırarsın kafanı evet. Yürü kapını ha. Aa Tufan abi. Hoş geldin. Çiçek haber verdi bana. Bana çiçek haber verdi, yine siz kavga ediyormuşsunuz burada. Bak vallahi artık alacağım sopayı elime, yeter sizin bu kavgalarınıza. Yok Tufan abi, barıştık biz. Bir dakika kavgaya artık. Evet, gördüğün gibi barıştık. Ki ben gayet anlaşılması çözmem gerektiğini. Bir tane güzel kız buluyorum, tamam mı? Ortaya koyuyorum, bütün konu kapanıyor. Bak, kız filan diyorsun. Benim asabımla oynama yine Barış. Bak, kızlar benim elimde kalır ha. Tamam benim, tenim. Tamam, siz barışmışsınız belli. Bana bak, ben kahveye gidiyorum. Bir daha böyle kavgamak olmasın ha. Tamam mı? Tamam. Ya sen de şu çocuğa eziyet edip durma artık ya. Sen bu çocuğu böyle sevdin, böyle aldın işte. Bu böyle bu. Bana bak, sen de abidik ubidik belalar sarıp durma artık başımıza. İnşallah. Yani şaka yapıyorum tabii ki, olur mu öyle şey ya? Şaka yapıyorum. Biz şimdi çıkalım o zaman, tamam mı? Çiçekle biz geri kalan hallederiz, tamam mı? Çözeriz mevzuyu. Sen böyle dinlen evde. Tamam, ben tedarikçilerle görüşecektim. Evden hallederim zaten. Tamam. Tamam. Biz o zaman çıkalım. Tamam hadi. Tufancığım. Hadi görüşürüz. Çıkalım. Hadi görüşürüz. Madem sonra da konuşuruz. Oğlum saldın iyice. Tut ağzını burnunu kapat ya. Tamam iyi böyle ya. Bana bak, bir lokantaya uğrayalım seninle. İşimiz var. Ne işimiz var yine? Merak etme lan, bu sefer güzel iş. Alo Rahmet. Akşam çocuklar sende kalsa olur mu? Kalsınlar abla, ne oldu ki? Şey, ben Barış'a yemek hazırlıyorum da baş başa olalım istiyorum akşam. Abi barıştınız mı siz ya? Nihayet be abla ya. İyi tamam. Evde yedek anahtar var zaten, kalsınlar. Tamam canım, çok sağ ol. Hadi abla, kapatıyorum ben, görüşürüz. Ya bilmiyorum ki, yarına bitirmem gereken projeler var. Ay Derin, hala proje diyorsun. Sevgililer günü diyoruz. Bak kaç gündür bunun için uğraşıyoruz. Gelmezsen yüzüne bakma. Sen de geliyor musun Rahmet? Nereye? Abi sevgililer gününü hep beraber kutlayalım diyoruz da. Sevgililer günü mü? Bugün mü o ya? Yuh artık Rahmet ya, ciddi değilsin herhalde. Ay Derin tamam. Zaten konuşan Rahmet değil sensin. Geliyor musun, gelmiyor musun? Ay iyi tamam, geliyorum. Dördümüz mü olacağız? Yok canım, dördümüz olmayacağız. Rahmet gelmiyor. Deniz, biraz konuşabilir miyiz? Ne oldu Rahmet, söyle burada. Ya önemli bir şey, gel işte sen, gel. Tamam abi, siz gidin ya, konuşuruz sonra. Hadi gel, gel. Hadi gel. Ay, evet Rahmet, ne oldu dinliyorum. Deniz, benimle Amerika'ya gelir misin? Ne? Amerika'ya. Ne zaman? Birkaç ay içinde. Babanla konuşuruz. O da seni orada bir okula yazdırır. Birlikte yaşarız. Ne diyorsun? Gelir misin benimle? Yani nereden çıktı Rahmet? Ya bu Ali Hoca'nın sorusu yüzünden. Ali Hoca beni Amerika'ya göndermek istiyor. Ben de senin vereceğin cevaba göre
Ya gideceğim ya gitmeyeceğim. Ha kimseye bir şey söylemem. İyi, o zaman güle güle. Ne demek Deniz bu şimdi? Yani ben kalıyorum, sen gidiyorsun demek. Deniz, sen beni anlamadın galiba. Ben sensiz hiçbir yere gitmem. Rahmet, biz eninde sonunda ayrılacağız biliyorsun. Konuştuk bunu yani. Seni eninde sonunda terk edecek biri için hayatını, fırsatını kaçırmaya değmez bence. Biz sonra değil, şimdi ayrılırız. Sen nereye gidiyorsan git, ben gelmiyorum yani. Ne dedin ne abi Deniz'e? Hiçbir şey. Bak bu sevgililer günü organizasyonu işinse ya, kızın kalbini gerçekten boşu boşuna kırdın ha. Ne diyorsun Tolga ya, ne organizasyon? Abi kız sabahtan beri senin evinde hazırlık yapıyor ya. Ne? Ya Deniz sana senin evinde sevgililer günü için hazırlık yaptı. Bizimle beraber gelmeyecek yani o, bizim olayımız ayrı bir şey. Nasıl ya? Deniz benim evde sevgililer günü için hazırlık mı yaptı? Ya sürpriz olacaktı da ben onu o şekilde görünce. Of Deniz ya. Aa, avyon sofra hazırlanmış. Ana. Bu iki kişilik biz nerede yiyeceğiz? Hoş geldiniz. Filiz, soframı hazırladın sen. Ha. Barıştınız yani o zaman. Ya şey diyeceğim, siz bugün rahmette kalsanız olur mu? Olur. Tamam. Zahmet olmaz değil mi sen, çocukları sen götürsen? Cemil'le bir planınız var mıydı? Yok ya, ne planımız olacak Cemil'le? Götürürüm tabii ki. Siz yine böyle eskisi gibi olun. Evin böyle dirliği, düzeni sağlansın. Biz gideriz değil mi minik babalar? Rahmette kalırız biz. Gideriz tabii yani, kalırız abim de. Hasta mı oluyorsunuz siz? Yok ya, okulda yorulmuşuzdur o yüzdendir. Hem de yolda gelirken işte biraz midem bulandı, o kadar. Bunların böyle suratı düşünce hemen hasta oluyorlar da sonra. Yok ya, merak etme. İyi bana bakın. Hemen uyuyun gider gitmez, tamam mı? Ayakta dolanmayın. İyi dinlenin, tamam? İyi. Hadi. Merak etme sen Cihil. Sen şu görümce işini ne yaptın? Konuşsaydın bak, rahatsız etmesin sizi. Ha? Hallettim, hallettim. Arkadaşın da kalacak. Ha, iyi, tamam. O zaman sen bizi merak etme. Ben gözüm gibi bakacağım onlara. Tamam, size iyi eğlenceler, afiyetler. Sağ ol, görüşürüz. Ya Çiçek abla, ne olur bu sefer otobüse binmeyelim ya. Bak hala midem bulanıyor. İyi tamam, dolmuşa binersin. Alo. Alo Çiçek abla, Rahmet ben. He paşam, geliyoruz biz sana, yoldayız. Ya yok, gelmeyin bir durun ya. Şey oldu da. Ne? Bir şey mi oldu? Kıvranma be. Ya ben size gelin bana dedim de, Deniz bana bir sürpriz hazırlamış benim evde. O yüzden siz bugün Tufan abi de kalsanız olur mu ya? Ya ablama söz verdim de şimdi onun da planını bozmak istemiyorum. Anam siz de mi plan yaptınız? Ne oluyor ya? Bugün bütün aşıklar coştu. Ha, öyle bir şey oldu yani. Doğru. Tamam paşam. Biz Tufan abi de kalırız o zaman. Sen gelin hanıma selam söyle, tamam? Haydi. Çok sağ ol Çiçek abla ya. Hadi görüşürüz. Vay be. Bize de Tufan abinin şilteli evi kaldı, görüyorsunuz mu? Döneceğiz. Hadi bakalım. Güya bizim de var bir sevdiğimiz ama. Nerede? Ya şimdi Çiçek abla, şöyle oturacak yer bile yok ki. Evet ya. Başka bir yere gitsek. Neresi mesela? Arena Park nasıl? He? Nereye gideceğiz ya? Saçmalamayın. Yani yok da pastaneye gidebiliriz. Hem yani belki Cemil abi de gelir oraya. Öyle mi diyorsunuz? Tamam. Bizim lokantaya gidelim o zaman. Nasıl? Hem böyle orası da pastane gibi, içinde yaptık mis gibi, çok güzel oldu. Tamam gidelim. Ama benim hala midem bulunuyor. Belki bir sekiz gelir. Tamam hadi gidelim, ben size oradan annelim onu kaynatırım, iyi gelir. Ya çok heyecanlıyım ya, çok güzel olacak değil mi? Güzel. O zaman dersen sonra çıkalım. Deniz sen de gelir misin be? Ay Rahmet, sen de bunu iyice alışkanlık haline getirdin ya. Biz oturuyoruz, çıkacağız sonra.
Kızım sen de güzellikle gelmiyorsun ki. Yürü, işimiz var diyorum ya. Hadi kalk. Ya tamam. Yürü. Çekiştirme Rahmet. Ne oldu? Tut şunu. Hadi yürü. Ya Rahmet ne? Hadi. Geç bakalım. Ne oldu Rahmet? Hocam. Ben Amerika'ya gitmiyorum. Ne? Nasıl gitmiyorum? Demek o ünlü hanım kızımız sensin Adeniz. Tahmin etmeliydim. Hocam. Ben Deniz'i çok seviyorum. Bunu artık siz de çok iyi biliyorsunuz. Eğer benimle gelmeyi kabul etseydi ben gitmeyi çok istiyordum. Ama etmedi. Üstelik kendisi bir gün bırakacakmış beni. O ne zaman olacak bilmediğim için o geri kalan zamanı da ben Deniz'siz geçirmek istemiyorum hocam. O yüzden kalıyorum yani. Ya Rahmet ne diyorsun, saçmalama. Nasıl bir fırsat teptiğinin farkında mısın? Evet farkında hocam. Nasıl bir fırsat kaçırdığının farkında ve kabul ediyor. Gidiyor yani, kalmıyor. Hayır gitmiyorum. Hocam benim illa gitmeme ne gerek var? Ya ben bir şey olacaksam burada da olurum. Siz varsınız. Destek olursunuz bana. Ya illa adam olmak için, bir şey olmak için Amerika'ya mı gitmek gerekiyor yani? Ben mutluyum hocam, burada kalıyorum. Rahmet. Karar senin. Rahmet sen delirdin mi ya? Ne yaptığını farkında mısın ya? Yok. Delirmedim. Ne yapayım, Deniz'e aşık oldum. E hadi eve gidelim. Evde bir sürpriz mi varmış, bir şey varmış, bir hazırlık varmış. Ya evet, Tolga söyledi değil mi? İyi hadi gidelim bari. Bu sürprizi kaçtı şimdi. Gel bakalım, sürpriz yiyelim. Tam da o esnada küçük köpeğin sahibi süpermarketin dışına çıktı. Nihal Hanım, müsaadenizle ben çıkıyorum artık. Tamam, görüşürüz. Güle güle Merve abla. Hoşça kal Savaş. Elinde koca bir parça salam vardı. Nihal Hanım'ın telefonu. Yine mi sen? Niye sana açtırıyor bu telefonu? Nerede o? Servet Bey. Sen kimsin? Nereden tanıyorsun beni? Onun bir önemi yok. Şu an hem paranızı hem de sizi kurtarmaya yardım edebilecek tek kişi benim. Bunu bilin yeter. Ne diyorsun sen be? Neyi bilecekmiş? Nihal'i size yardım etmeye ikna edebilirim. Oğlunuzu kullanabilirim. O Savaş mı? Nihal bana onun öldüğünü söylemişti. Demek sizin kanınızdan olan kimse göründüğü gibi olmuyor. Buradaki eliniz kolunuz olabilirim. Paranızı el birliğiyle kurtarabiliriz. Peki senin ne çıkarın olacak bu işten? Belki paranızdan pay verirsiniz. Sonuçta her şey para için değil mi? Tabii tabii. Öyle. Gayet mantıklı bir sebep. Tamam. Görelim bakalım benim için neler yapabilecek misin? Cemil, ciksi olmuşsun. Vallahi birader, bundan sonra janti Cemil dersiniz. İyi bakalım, öyle olsun. Hah, geldi mi pasta? Geldi, pastam da geldi. Bakalım. Heh, güzel. Şunu düzgün versen olmuyor değil mi? Sonunda sen de uydun Fikri abi ya. Ya ne yapayım birader? Kızım böyle evlenme teklifi almak hayaliymiş. Fikri abi öyle söyledi, sen de duydun. Zaten konuşamıyorum ben böyle şeylerde. Heyecanlanıyorum biliyorsun. Üstüme gelme. Şöyle. Şöyle. Oldu herhalde. Tamam.
Tamam. Hadi gidiyorum ben. Şans dile bana, tamam. Hadi inşallah. Allah tamamı neredesin? Hadi eyvallah. Allah! Filiz, çok özür dilerim ya. Kusura bakma ben şey için... Çiçek hanımefendi evde mi? Yok, şeyde rahmete gitti onlar. Ne oldu, niye? Ya ben pasta almıştım. İçine de yüzük falan almıştım. Çiçek için anlarsın ya, o yüzden özür dilerim ya. Yok, evde yok onlar. Rahmete gittiler. Anladım. Oraya git sen de. Tamam, gittim ben, gittim. Gittim ben. İyi. Hadi görüşürüz. Ha, tamam, sakin ol Işık. Arkadaş, çok ayıp oldu. Çiçek, senin ne işin var rahmetlerin yanında? Şimdi mecburen oraya gideceğiz. Ha, Cemil abiniz arıyor. Efendim Cemil. Ha, alo, selamlar. Rahmetlerin yanındaymışsınız herhalde. Bir yanınıza uğrayayım mı diyecektim. Ha, sen de mi? Yok, biz rahmette değiliz. Biz şeye geldik. Necip Esnaf Lokantası'ndayız çocuklarla birlikte. Yani gelirsen. Ha. Daha iyi, daha iyi. Tamam, geliyorum ben o zaman. Görüşürüz. Tamam. Gibi buradayız biz yani. Bekleriz. Cemil abiniz geliyor. Siz ne sürüyorsunuz ya? O ne? Ya sivilce kremi. Ya sizin yüzünüzde ne vardı? Tazecik yüzünüzde neyin sivilce kremi sürüyorsunuz siz? Buna para mı veriyorsunuz bir de? Ya bunları sürdüğümüz için bir şey yok işte Çiçek abla. Ya bırakın Allah aşkına ya. Ama Çiçek abla Cemil abi de unutmadı ha. Buna Çiçek. Bu ne be? Aa. Filizlere mi asmış bunları acı? Vallahi tütü kafa, ben bilmiyorum bunun nereden açılını. Bekle Cemil abin gelsin, o açar. Gel bakalım, otur. Ay. Hop. Alo Barış, nerede kaldın ya? Yemekler soğudu. Güzelim, geleceğim de işte ya. Restoranda bir boru patlamış da. Ne? Sen gelip bakabilir misin bir? Of, tamam geliyorum ben, hallediyorum hemen. Tamam, çıkma sen sakın, hadi. Oğlum şunları da çıkardığın yerden. Ben sana ne diyeyim lan? Vallahi. Uyum kurusun. Haydi hoş geldiniz beyler. Selamlar. 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 Oh, bütün takım burada, güzel. Tamam, biraz sıkışacağız. Yapacak bir şey yok. Aynen babalar. Tamam, tamam. Süper. Haydi. Haydi, hadi bakalım. Oh, hadi bakalım. Deniz, sen mi hazırladın bunları? Sayıları mı? Hı hı. Evet, anaokulundan beri ilk defa ilişki kağıtlarından sayıları kestim. Nasıl olmuş? Ya Deniz, bu ne çocuk gibi ya? Hadi çık artık. Çocuk gibi derken? Güzelsin. Biliyorum. Sen de fazla ukala, dik kafalı, biraz da gıcıksın. Biliyorum. O zaman aç bakalım rahmet elma. Bu ne Deniz ya? Ben sana hediye almadım ki. Aslında aldın. Ne aldın? Hadi aç da gör Rahmi. Hadi. Yani sen nereden buldun bunu?
Ve beni bazen çok fazla hafife aldığını düşünüyorum rahmet edip ol. İşte senin bana en büyük sevgililer günü hediyen bu. Ne? Fotoğraftaki bakışların. Bana hep bu fotoğraftaki gibi bak rahmet, olur mu? Olur. Anlaştık. İyi akşamlar. Cemil, ne kadar şey olmuşsun. Harbi mi diyorsun? Vay be Cemil abi. Yakıyorsun ha. Sağ olun çocuklar. Pasta aldım size. Hem de kaliteli ve pahalısından. Benim gibi. Çünkü Cemil. Hayda. Tutu kafa sen bak ama fazla oluyor. Yok sana pasta masa bak. Yok canım olur mu öyle şey? Tamam ben keseyim şunu o zaman. Geleyim hemen. Yok ben keserdim ben hallederim. Yok 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 hiç gerek yok. Sen dur ya sen niye uğraşıyorsun? Çocuklar bana yardım eder değil mi çocuklar? Tamam. Ya yok olmaz öyle ya. Ben de geleyim ya. Hep birlikte yaparız. Ya yok ne gerek var? Yok ya olur mu? Necip Bey Yardım Derneği'nin tanıtımı için gazete ilanı vermemiz lazım Necmi Hanım. Onu da yazın lütfen. Ay Fikri Bey. Babamın hatırası için kendinizi böyle paralamanızı çok takdir ediyorum ama artık çok geç oldu. Yani el alem ne der? Yani siz şimdi gidin. Yarın yine gelirsiniz. Tabii tabii tabii. Ne demek? Ay. Ne oldu? Necip Hanım. Bir anda böyle dünya döndü. Otur şöyle. Şöyle oturun otur. Necip Hanımcığım ben gidemeyeceğim galiba. Tamam sakin olun ben şunu bir başınızın... Altına koyayım. Tamam. Şimdi bir dil altı hap getiriyorum. Tamam. Geliyorum şimdi. Dil altı hap mı? Evet, hayırlı olsun. Buyurun hanımefendi. Afiyet olsun. Çocuklar? Çocuklar başlasın Cemil. Sen niye ya? Çocuklar yer sonra. Yok. Delirdin herhalde. Burada küçücük çocuklar varken ben koca kadın yiyeyim. Ya ne olacak? Sen ye işte ya. Ya Cemil Allah Allah. Çocuklar hadi başlayın siz. Yok ya ne gerek var ya? Onu demiyorum yani. Bir tadına bak. Seversen çocuklar da yer değil mi? Barış! Nereye su bastı? Hayda. Ne iş var burada ya? Şşş, dur. Kız 40 yılda bir şey istedi bizden. Rahmet istemiyordu diye bezgin. Barış! Aa! Ben de sana evde sürpriz hazırlamıştım ama. O zaman evde devam ederiz. Nasıl becerdin bunu ya? Beceririm ben onu. Üslübe iyilik sağlık. Aşağıdan keman sesleri geliyor. Ben gidiyorum. Şşt, durun 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 durun. Nereye gidiyorsunuz? Necmi Hanım ya babanızın hayaleti geldiyse biz buradan hiçbir yere kımıldamayalım. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel olmuş burası. Bunların gideceği yok. Biz çıkalım ya. Ya şimdi çıkmayalım. Çok ayıp olur. Bekleyelim bari. Otursunlar ondan sonra çıkarsın. Ne yapacağım? Sıkıldın değil mi? Tamam. Asla sabret çıkacağız tamam. Çiçek. Ama yemiyorsun. Yesene şu pastayı. Bir türlü yemedin. Ya Cemil Allah Allah yemeyeceğim ya. Dur. Ya niye? Tam zamanı değil mi işte? Bak ortam güzel. Işıklar falan. Romantik ortam. Her şey güzel. Biz de güzeliz.
İyi ki vereyim. Afiyet olsun. Filiz ne oluyor? Zico! Zico!